Ay bir kafede falan buluşsaydık ya. Niye burada buluşuyoruz? Ay Yıldız, birazdan toplantıya gireceğim. Git gel zor olacaktı işte. Ne var burada anlatsana 2 dakika. Ne oldu, neyin var? Ya neyim olduğunu da bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Ya böyle birazcık heyecanlı gibiyim. Ama aynı zamanda mutluyum. Hem acaba depresyonda mıyım diye bir düşünmüyorum değil. Ya ne oluyor bana, anlamıyorum ki. Ne diyorsun sen Yıldız? Ay bunalımda mıyım acaba? Maalesef bunalımda değilsin Yıldızcığım. Niye maalesef dedin? Bunalımda olmam daha mı iyi? Yani bu halinden çok daha iyi olacaktı. Yani neyin var Ender, söylesene. Sen aşık oldun. Ne? Evet, bunu bu sana birinin söylemesi gerekiyordu. Nasıl yani? Yani bütün belirtiler onu gösteriyordu ama sen anlamamakta ısrar ettin. Ben yeniden aşık oldum. Hala inanamıyorum ya. Yani Zehra denen kızı kim neden kaçırmak istesin? Belli ki benimle Halit'in arasını bozmak isteyen birileri yaptı bunu. Ender Hanım olabilir mi? Haluk Bey, tabii ki Ender Hanım olabilir. Başka kim olacak? Ama bunu nasıl ispat edeceğiz? Bunu yapanlar çoktan sırra kadem basmıştır. Halit Bey bu işin peşini bırakmayacaktır. Sonuçta kızı bir kumpasa uğradı. İnanamıyorum ya. Yapmadığım bir şey için suçlanıyorum. Siz merak etmeyin Şaykan. Ben bütün tanıdıklarıma haber vereceğim. Haluk Bey, eğer bunu Ender'in yaptığını ispatlayabilirsek ondan sonsuza kadar kurtuluruz. Neyse, bu arada sizden istediğim telefon kayıtlarını alabildiniz mi? Evet efendim, burada. Teşekkür ederim, çıkabilirsiniz. Bakalım şimdi ne yapacaksınız? Bitti mi toplantı? Hı hı. İyi, hazırsan çıkalım. Çıkabiliriz. Konuşabilir miyiz? Konuş, dinliyoruz. Söyleyeceklerimi Halit de duysun istiyorum. Yine ne oluyor Şahika? Bana ispat et demediniz mi? Zehra'nın olayıyla hiçbir ilgimin olmadığını ispatlamaya geldim işte. İyi. Gel bakalım. Gel. Halit, Şahika Hanım bizimle konuşmak istiyormuş. Aynen öyle. Konuş o zaman. Halit, burada bir aylık telefon konuşmalarımın dökümü var. İçinde hiç bilinmeyen bir numara yok. Ama yine de şüphelendiğiniz bir şey olursa lütfen arayın, sorun, araştırın. Pardon, sen bununla neyi ispat etmiş oluyorsun? Size bütün telefon kayıtlarımın tam dökümünü veriyorum. Daha ne yapabilirim? Bütün gerekli konuşmaları başkasının telefonundan yapmışsın demekti Şahika. Senden çok daha iyi bir performans beklerdim. Ne saçma bir açıklama böyle. Ender, sen olayı o kadar güzel kurgulamışsın ki elimden daha iyisi gelmedi. Ben kurgulamışım. Ya Şahika, sen ne anlatmaya çalışıyorsun, söyler misin? Sen Ender'i mi suçluyorsun? Elbette Ender'i suçluyorum. Ya son zamanlarda ne olsa benden bilinmiyor mu? Ender de benden kurtulmak istiyor. O yüzden böyle bir plan yaptı ve üzerime attı. Ama ben yapmadım. Yemin ediyorum ki ben yapmadım. Ya istediğiniz kadar araştırın, bu işin altından ben çıkmayacağım. Şahika. Halit. Ben bu işin peşini bırakmayacağım zaten. Önünde sonunda evime basan, kızımı alıp götürenleri kim olduğunu bulacağım. Bunun neden, niçin yaptıklarını da öğreneceğim. Peki o zamana kadar ben mi suçlu sayılacağım? Ben bunu kabul edemem, kusura bakmayın. Suçsuz olduğunu ispatlamak zorundasın o zaman Şahika. İspatlayamıyorum abicim. Ya bir komploya kurban gittim. Neden görmek istemiyorsunuz bunu? Neyi göreceğiz ki? Abicim, burada hem abimle hem de ortağımla aramın bozulmasını isteyen kaç kişi var? Bir bak bakalım.
Şahika, bunlar hep senin taktiklerin. Artık bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Buradan kurtuluşun yok. Bari kabul et de sana biraz saygı duyalım. Of, vay be. Ne geceydi ama ha? Alıştık artık, her günümüz olaylı. Oh, tamam. Ailemizin bir ferdi daha durumumuzun vahametinin farkına vardı çok şükür. Ya Cener, o değil de ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Otursana. Allah Allah. Yani şu durumdan daha önemli ne söyleyeceksin çok merak ediyorum ha? Ya ben Lila'yı çok seviyorum. Ne? Lila'yı mı seviyorsun? Bunu niye daha önce söylemedin ya? Nasıl saklarsın bizden bunu? Şoklardan şoklara koşuyorum. Ya biliyoruz tamam Lila'yı sevdiğini. Allah Allah, bunu mu söyleyecektin? Tamam da ayrı kalmak istemiyorum işte artık. Peki bu durumdan Lila'nın ve havarisinin haberi var mı? Yok. Ama olacak. Yiğitçim, bak beni korkutma. Etrafımızda bizi öldürmeye çalışan insanlar var. Onun yanında senin bu aşk hikayen çok hafif kalır. Otur şuraya, anlat açık açık derdin ne? Anla işte, tamam diyorum ki... geri kalan hayatımı Lila'sız geçirmek istemiyorum. Eyvah. Eyvah, ben bu konuşmanın nereye gittiğini çok iyi anladım. Nereye gittiğini çok iyi anladım. Tamam güzel işte, bak artık birbirimizi anlıyoruz ha. Yani sen şimdi baya baya böyle iyi günde, kötü günde... Evet. Aa, hastalıkta ve sağlık. Evet. Ay, eyvah, başımıza gelenler. Annene ne diyeceğiz? Ah. Fatma Hanım benim dil altımı getir ne olur. Ay. Yani son zamanlarda ne olsa benden biliniyor. Canımdan çok sevdiğim abimle bile aram bozuldu ya. O bile benden şüphelenir oldu. Neden acaba? Sen ve senin komploların yüzünden neden olacak? Ya abi söylesene, Ender bizim hayatımıza girmeden önce biz bu kadar tartışır mıydık? Herkesin gözünü yalanlarınla boyadığın için olabilir mi acaba Şahika? Ya sıkıldım ama bu tartışmadan Ender, hadi çıkalım. Peki ben mi yalancıyım yoksa bu holdingin %10 hissesine sahip olduğun halde bunu abimden saklayan sen mi? Bilmiyordun değil mi abicim? Çok yazık. Ama en acıklı tarafı ne biliyor musun? Halit biliyordu. O yüzden Ender'i yanına aldı. Benim dışımda gelişen bir şey bu. Ender doğru mu söylüyor? Kaya, durum onun söylediği gibi değil. Yani başka türlü cereyan ettim. Ben... Şahika doğru mu söylüyor Ender? Ben bunu sana, yani ben söyleyecektim aslında sana. Yani eğer dinlersen sana... Dinlemek istemiyorum Ender. Doğru mu değil mi? Bana bunu söyle. Doğru. Kaya. Bunun hesabını vereceksin. Halit, seninle yüz yüze görüşmek isterim. Şimdi abimin yanına gitmem gerekiyor. Aferin benim oğluma. Sen bana top mu getirdin? Aferin anneciğim, al. Ah kuzum benim. Yıldız. Neredeydin? Şirketteydim. Halit'i mi görmeye gittin? Hayır anneciğim, Ender'i görmeye gittim. Ender de iyi akıl hocası oldu sana. Bence sen bir tek anneni dinle. Ne konuda? Her konuda. Oldu anneciğim, dinlerim. O Kerim denilen çocuk da şirkette miydi? Niye Kerim'i soruyorsun anne? Ne ima etmeye çalışıyorsun? Bir şey ima etmeye çalışmıyorum. Sohbet ediyoruz şurada. Ben seni alttan alta ne kastettiğini biliyorum. Allah Allah, ne kastedeceğim canım? Soru soruyorum. Sorma anne. Yeter ya, bıktım bu sorgu sualden. Çocuk muyum ben? Sen Halit Can'la dur. Ben odama gidiyorum. Biraz kafamı dinleyeceğim. Sen gelme benimle. Dur anneannenin anneciğim. Geliyorum birazdan. Eyvah ki ne eyvah. Thank you.
Toplantı nasıl geçti? Konuşamadık. Güzel. Bir şey mi oldu? Ne gibi? Yani öyle bir güzel dedin ki sanki hiç işle ilgili değil gibi. İşle ilgili olabilir de olmayabilir de. Sabah Yıldız'ı gördüm şirkette. Onunla ilgili olabilir mi? Olabilir. Oğlum şöyle sır küpü gibi konuşmasana ya. Çıkar ağzındaki baklayı. Anlatacak bir şey yok ki. Anlıyorum. Yıldız güzel bir kız. Neşeli, eğlenceli. Ama bizim bir amacımız var. Bunu unutmayalım. Biliyorum. Hatırlatmana gerek yok. Senin profesyonelinden benim şüphem yok. Ama Yıldız herhangi biri değil. Amacımız Halit'in güvenini kazanmaksa bence hiç riske atmayalım derim. Allah Allah. Ya ben anlamadım. Şimdi ben bu zamana kadar hangi işi elime yüzüme bulaştırdım da sen şimdi bana böyle konuşuyorsun? Gerçekten çok merak ediyorum. Hayır, sadece ince bir buz üstünde yürüyoruz. Dikkat edelim diyorum. Tamam, merak etme. Korkacağım bir durum yok. Bana güven lütfen. Güzel. Güzel. Söyle o zaman. Boşaltmaya başlıyor muyuz? Bu sefer eskisi gibi yapmayacağız. Birkaç ay içinde Halit'ten tekli imza yetkisini alacağım. Vurgunu bir kere de yapıp gideceğiz. Vurguna. Hoş geldiniz efendim. Anne, hoş geldin. Abla, gel gel. Senin bu oğlun gene başımızı yakacak. Kaya nerede? Gelmedi daha, ne oldu? Gelmedi mi? Abla, ne oluyor, ne bu hal? Şahika ile tartıştık. O da Kaya'ya hisselerden söz etti. Ne hissesi? Ya abla, sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Şahika'ya nasıl güvenirsin ya? Ne hissesi ya? Ya Şahika bana şirket hissesi verdi. Ben de her şey yoluna girene kadar kimseye söz etmeyecektim bundan. Babamı bile mi anne? Abla, abla sen bu hataya nasıl düştün? Allah aşkına nasıl düştün ya? Kaya'yı daha önceden nasıl işlemezsin? Bu kadar erken beklemiyordum Cener. Allah Allah. Bana niye anlatmadınız peki? Ya biz hiç kimseye anlatmadık Yiğit. Benim amacım Şahika'nın karşısına güçlenip Halit'le şirketin başına geçmekti. Doğru. Babam çok sinirlendi mi? Of. Direkt ofisi terk etti, öyle söyleyeyim. Oo, akşama büyük olay var desene. Ya tamam. Sen de karamsar karamsar konuşma, tamam ya? Babam bu, biliyorsunuz. Sakinleşir. Ne sakinleşir? Kadının haline baksana, perişan olmuş. Neyse. Ben şimdi odama geçiyorum. Kaya gelince bana haber verin. Tamam. Fatma Hanım, benim migren ilacımı verir misin? Hadi. Hemen getiriyorum efendim. Gel. Selam. Selam. Ben de tam şimdi sana gelecektim. Raporlar çıktı. Bir kez de ben geleyim dedim. Bana bir kahve ısmarlarsın değil mi? Buyur lütfen. Sadeydi değil mi? Evet. Merhaba. Bize iki tane sade Türk kahvesi lütfen. Teşekkür ederim, sağ olun. Aslında canım biraz sıkkın. Seninle dertleşirim diye geldim. İyi yaptın. Bir şey mi oldu? Daha ne olsun yani, dünkü davette olanlardan dolayı beni sorumlu tutuyorlar biliyorsun. Evet, biraz kulak misafiri oldum. Kim bilir arkamdan neler söylüyorlar. Sakın konuşulanlara inanma. Açıkçası pek dinlemedim. Çünkü biz Mert'le Zehra'yı götürenlerin peşinden gittik hemen. İsabet olmuş. Bu arada kahramanlık yapmışsın. Seni tebrik ederim. Yani kahramanlık olsun diye değil. Elimizden geleni yaptık. Biliyorum canım. Umarım siz de holding için elinizden geleni yaparsınız. Çünkü bu yaşadığınız gerginlik işe yansımamalı. Biliyorsun. Elimden geleni yapıyorum. Şahika, sence bunu kim yaptı? Kim mi yaptı? Tabii ki Ender. Yani başka kim yapmış olabilir? Yani o çok tehlikeli bir kadın. Onun olayı zaten bu tarz komplolar yapıp birinin üstüne atmak. Ona çok dikkat et. Sakın yakınlık kurayım falan deme. Peki. Tavsiyelerini dikkate alacağım.
Ama şimdi benim de sana ufak bir tavsiyem var. Sen de lütfen bu kadar kafana takma. Olur mu? Elimden geleni yapıyorum. Yapmadığımı ispatlayamıyorum. Asıl sorun bu. Neyse, yarın sakin kafayla Halit'le konuşacağım. Bu arada işin yoksa bu akşam yemeğe çıkalım mı diye soracaktım sana ama bizim ev bu olaylardan dolayı çok karışık. Sen rahatına bak. Biz her zaman yemek yeriz. Bunu duyduğuma sevindim. Alo, Yasemin. Kaya Bey geri geldi mi? Gelmedi efendim. Çıkarken Şahika Hanım da onunla birlikte çıktı mı? Hayır efendim. Şahika Hanım Kerim Bey'in odasında. Anladım. Okey Mersin, bye bye. Ben senin nasıl vuracağımı çok iyi biliyorum Şahika. Yarın Cano'nun doğum günü. Ay inanmıyorum, nasıl atladık? Ya neyi atladık Yıldız, söylüyorum işte. Bir şey yapalım mı? Tabii ki yapalım. Çocuk yıllarca helak oldu hepimizin olaylarıyla uğraşmaktan. Ona çok güzel bir doğum günü partisi yapalım. Unutamayacağı bir şey olsun. Ya buraya toplanırız, bir de pasta keseriz ha? Bu mu yani fikrin? Ne bileyim. Ben daha özel bir şeyden bahsediyorum. Mesela bir konsept bulalım. Çok iyi. Bak bunu çok sevdim, konsept parti. Hem daha önce hiç yapmadık. Güzel. Ama yani asıl soru şu, yani konseptimiz ne olacak? Düşünelim. Tamam. Aslında fazla uzakta aramaya gerek yok. Yaşasın kötülük olsun. Yaşasın kötülük mü? Nasıl ya? Bak canım, bizim çevremizde kötülük bolca var biliyorsun. Caner de sever. Yaşasın kötülük konsepti yapalım. Herkes kötü kahramanların kılığına girip gelsin. Konsept bu olsun. Çok iyi. Yaşasın kötülük. Bitti gitti. Yalnız bu öyle sürpriz falan olamaz. Çünkü çok ciddi hazırlık gerektiriyor. O yüzden Caner de dahil herkese haber verelim. Tamamdır. Ben hatta şimdiden başlıyorum arabaya. Dur bir dakika. Önce mekanı ara parti için. Tamam. Bize yer verirler mi? Bir sor bakalım. Tamamdır. Baba. Efendim. Yıldız abla dayım için parti veriyor biliyorsun değil mi? Ne partisi? Sana haber vermedi mi? Yok ama belki daha sonra haber verir yani. Hem de konseptli bir parti olacak. Hepimiz kötü bir karakter olacağız. Ha, ne güzel. Ben hala ne olacağımı bulamadım ya. Zaten bence soralım. Yoksa hepimiz pişti oluruz. Sen ne olacaksın baba? Ben katılmayacağım. Niye ya? Baba ya. Ya saçmalamayın çocuklar ya. Ya böyle konsept partilerden hoşlanmadığımı iyi bilirsiniz yani. Siz keyfinize bakın. Eğlenin. Hadi. Merhaba babacığım. Kızım sen hep aynı şeyleri giyiyorsun. Bu ne hal? Ne hal? Sen bir alışveriş falan mı yapsan acaba? Aa yok, yapmam. Bıraktım ben ya alışveriş falan. Hatta artık alışveriş yapmıyorum, satıyorum kıyafetlerimi. Anlamadım. Niye? Nasıl niye? İşte ne bileyim, kötü günlere karşı bir önlem, tasarruf, para biriktirmeye falan. Zehra, son zamanlarda hakikaten iyice saçmalamaya başladın. Bana bak, yarın Caner'in doğum günü. Git kendine düzgün bir şeyler al. Lila da seninle gelir, tamam mı? Lila, ablanla beraber gidiyorsun alışverişe. Olur. Yani iyi. Ben ablamın ne olacağını buldum partide. Var yemez amca olsan. Ne kadar komik. Ben de senin ne iş yapacağını buldum. Git sen de komedyen ol o zaman. Tamam, kendi aranızda halledersiniz bunu. Ben Yıldız'a gidiyorum. Yemeğe beklemeyin beni. Baba. Ha. Biz de gelseydik ya. Şimdi olmaz. Yıldız'la özel bir şey konuşacağım. Tamam. Geç kalma. Hadi görüşürüz. Bence evlenme teklif edecek. İnşallah yüzük falan almamıştır ya. Dünyanın parası. Ne kadar çok para harcıyorsun baba, boşu boşuna sen ya. Biz bittik biliyorsun değil mi? Belli, bittik. Neyse gel şunlara bakalım. Bak şimdi. Kaya. Kaya sen çok merak ettim ya. Nerede kaldın? Kaya. Kaya ne olur böyle yapma. Lütfen izin ver, sana anlatayım ben. Ne anlatacaksın Ender ya? Bana ne anlatacaksın? Benden habersiz şirket hissesi almışsın.
ve bunu benden sır gibi saklamışsın. Ne anlatacaksın ki bana? Ya bak, Şahika beni öldürmeye çalıştı. Karşılığında da şirket hisselerini verdi. Ya gülme. Yemin ederim ki doğru söylüyorum. Beni arabasına bindirdi ve arabaya kaza yaptırdı. Of. Ya Caner'e sor istersen. Ender lütfen artık gerçekten yeter. Ya ben niçin böyle bir yalan söyleyeyim ki yani? Lütfen yalvarıyorum, inan bana. Ender diyelim ki dediklerin doğru. Yani Şahika etrafındaki herkesi öldürmeye çalışan bir psikopat, bir sapık. Evet ama öyle. Peki sen onunla nasıl anlaşma yaptın? Yani seni öldürmeye çalıştı, bunu başaramayınca da seni satın aldı. Bunu mu demek istiyorsun? Hayır, yani öyle değil. Bak, biliyorsun bu şirkete dahil olmak, bu şirketin bir parçası olmak benim her zaman hayalimdi. Elimden hisselerim zorla alındı. Alınmadı mı? Şahika da teklif edince... Ender sus. Gerçekten sus artık, yeter. Yani bir de utanmadan bana sürekli Şahika'yı şikayet edip durdun. Yok Şahika şöyle, Şahika böyle, Şahika bana şunu yaptı, bunu yaptı deyip durdun. Söyler misin bana ya, senin Şahika'da ne farkın var? Yani sana bunu söylemem lazımdı. Özür diliyorum, gerçekten orada hata yaptım. Ama ortalık durulsun diye bekledim Kaya. Ender'cim tamam, daha fazla seninle tartışmak istemiyorum gerçekten bak. Yoksa kalbini kıracağım. Lütfen bir süreliğine benden uzak. Ya Kaya. Kaya. Ne oluyor? Baba ne oluyor ya? Yok bir şey. Abi ablam bize her şeyi anlattı, konuya hakimiz. Ya baba biraz abartmıyor musun? Çocuklar sizi ilgilendiren hiçbir şey yok. Lütfen siz bu işe karışmayın. Abi sofraya otursaydık. Aç değilim ben, siz yiyin. Peki, peki tamam. Var ya, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu yakında ablamı boşar. Ya ne boşaması canım? Abartma, ben varım arada. Aman, Dana konuştu. Sanki bana Halitcan. Yahu seni seviyorlar diye sen kendini bebek mi sanıyorsun be? Baksana pamuk gibi adam ne hale geldi. Bu Şahika nerede? Birazdan damlar. Ne bileyim ben nerede? Bak anneciğim burada. Gel, gel al benden. Gel anneciğim. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Aferin oğluma ya. Aferin, al anneciğim. Al. Gel, gel kapıya bakalım seninle, gel. Meryem ben baktım. Gel, gel bakalım kim gelmiş? Bu çok seviyor yürütecini ya. Dur anneciğim. Hoş geldin Halit. Merhaba Yıldız, nasılsın? İyiyim. Oğlum. Kim gelmiş, baba gelmiş. Geç. Yemek yedin mi? Yemedim ama aç değilim. İstersen yemeğe oturacağız. Sen de gelebilirsin, in. Yok yok, yemeyeceğim ben. Siz birazcık çocukla vakit geçirin, ben geliyorum o zaman. Yıldız. Ha. Aslında ben seninle konuşmaya geldim. Öyle mi? Tamam, konuşalım. Olur, tamam. İyi. Ah, Halit Bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Aa, yemek hazırlıyorduk. Kalır mısınız? Yok, aç değilim ben zaten. Ayrıca Yıldız'la konuşup gideceğim. Ha, öyle mi? Aha. İyi, ben Halitcan'ı alayım. Altını değiştirecektim zaten ben onu. Siz de rahat rahat konuşun. Peki. Oğlum, görüşürüz. Gel Halit, bahçeye çıkalım. Yıldız bugün şirkette Ender'le konuşmanı duydu. Özellikle son cümlen beni çok etkiledi. Ne duydun? Yeniden aşık olduğunu söylüyordu. Söz ettiğin kişinin ben olduğumdan eminim. Halit, o bir kitaptı. Ben bir kitaptan bahsediyordum. Vallahi kişisel gelişim kitapları okuyorum da ben bu ara. Onları Ender'e söylüyordum. O kitap... Yıldız. Hı? Bana açıkça söylememeni anlıyorum. Çok kırıldın. Korkularım var. Haklısın. Ama şunu bil ki duygularımız aynı. Net kararını verene kadar bekleyeceğim. Allah'ım sana şükürler olsun yarabbim. Meryem, Halit Bey'in başını kaçırdım. Konuşmada bir şey dedim. Söyle bakayım. Ben hiçbir şey duymadım Asuman Hanım. Ay, senin de
gitmek lazım. Benim şu anda hayattaki tek önceliğim Halitcan. Başka hiçbir önceliğim yok. Yıldız bir karar aşamasında olduğunu biliyorum. Hı? Bak, bu ayrılık süresinde çok düşündüm. Bütün yanlışlarımı gördüm, hatalarımı biliyorum. Biliyorum Halit, sen çok şey yaşadın. Değiştin de artık daha farklısın ama... Bak, bana sakın ama filan deme. Oğlumuzu al ve eve dön. Çocuklar da seni evde görmek istiyor. Halitcan'ı da çok özlediler. Yıldız, Zehra bu aralar çok tuhaf davranıyor. Ona da iyi gelirsin. Ben zaten onların hepsini çok seviyorum. Bu hiçbir koşulda değişmez. Ayrıca annen de bizimle kalabilir. Yani sen nasıl rahat edeceksen. Annem zaten neredeyse benden önce gelecek seninle. Halit, biz bunları seninle daha önce defalarca yaşadık, konuştuk. Biliyorum. Tekrar tekrar söyledim ve tekrar tekrar söylemeye de devam edeceğim. Yıldız, hayatımda kimseyle böyle konuşmadım. Biliyorum, seni tanıyorum. Gurur yapmanı anlıyorum. Sen de beni sevdiğin için ısrar ediyorum. Halit, kitaptı o. Vallahi bak. Ben bir oğluma bakayım. Ben yeniden aşık oldum. Eğer bu dediğimi Halit duyduysa Kerim de duymuştur. Rezil oldum. Yok, annem de gelmiyor. Biz başlayalım. Başlayalım boğazımızdan geçecekse. Hoş geldiniz Şayka. Hoş bulduk Fatma Hanım. Bonsoir. İyi akşamlar. Yok mu bizimkiler? Ablam odasında. Kaya da çalışma odasında. Anladım. Zaten senin yüzünden bir sürü gerginlik çıktı. Benim yüzümden mi? Sen annenin yaptıklarını duymadın galiba. Sen de hemen ispiyonlamışsın. Caner'cim, ablam damarıma basmasaydı bunların hiçbirisi yaşanmayacaktı. Ayrıca hisseleri alırken güle oynaya attı o imzaları. Ben kafasına silah dayamadım. Hah, yakmadığın bir o kalmıştı zaten. Yarın öbür gün susturucu takıp hepimizi pıt 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 temizleyeceksin. Caner'cim bak, hepsini temizlerim ama sana dokunmam biliyor musun? Öyle çok seviyorum seni. Fatma Hanım bana koymayın, iştahım kaçtı. Peki efendim. İltifat mı ediyor, tehdit mi ediyor belli değil be. Ya neyse boş ver, biz şu yarını konuşalım. Aa, benim doğum günüm değil mi? Yok be, öncesini. Hmm. Ulan beni bir tek Yıldız düşünüyor zaten. Bak, konseptli parti yapmış. Siz? Neyse, şimdi bana bak. Sen şimdi bu Lile'ye evlenme teklif etmeye kararlısın değil mi? Evet, dedim ya. Yani annem, baban, Halit hiçbiri umurumda değil. Ben bir tek Lile'yi umursuyorum. Ne diyeceğim şimdi annemle babama? Bu kaosun içinde bir de gerginlik mi çıkaracağım başka? Lile bir evet desin. Ben gerekli açıklamaları yaparım onlara. Lile sana evet diyecek zaten, o belli. Hı. O zaman yemekten sonra şu video işini hallederim. Sonra ben geri kalanları halledeyim. Tamam, tamam hallederiz. Her işimiz gizli, her işimiz saklı be. Ona bakın, bu güzel plan değil mi? İyi, iyi. Kimseye söylemek yok aramızda. Sadece Zehra ile elime söyleyeceğim ha. Tamam, ben de merak etme. Abicim, çalışma odandasındır diye düşünmüştüm. Çok fazla gürültü vardı, o yüzden buraya geldim. İyi misin peki? Şayka, Ender'e olduğu kadar sana da sinirliyim. Hiçbir şey olmamış gibi davranma. Aa, ama ben ne yaptım ki? Ender bana abine hiçbir şey söyleme dedi, ben de sustum. Ama nereye kadar susacağım? Bu bana yaptığı bir değil, iki değil.
Ayrıca beni bugün bu kadar kızdırmasaydı yine hiçbir şey söylemeyecektim. Sen durduk yere şirket hisselerini niye verdin Ender'e? Ay niye olacak? Tabii ki senin için. Yani Ender mutlu olsun, benim yakamdan düşsün, evdeki gerginlik bitsin diye. Ama anlamıyor ki, kadın tam bir ruh hastası. Yani kendi aklınca onunla barışmak için verdin hisseleri, öyle mi? E tabii ki, başka niçin olabilir? Ama kim bilir yani Ender sana bunu nasıl anlattı? Kesin Şahika bana kumpas kurdu, öyle verdi hisseleri falan demiştir. Hatta Şahika beni öldürmeye çalıştı demiş bile olabilir. Hı. Al işte. Ya bu kadın tam bir deli. Bunu yatırmak lazım diyorum. Şahika, ben ne sana ne de Ender'e inanıyorum. İkinize de güvenmiyorum. Sen ne dersen de. Abi hadi ben kardeşinim. Peki güvenmediğin, inanmadığın bir kadınla nasıl evli kalmaya devam Şahika, edeceksin? Şahika sus. Bu benim sorunum. Seni hiç ilgilendirmez. Tamam susuyorum. Nereye gidiyorsun? Yalnız kalmaya gidiyorum. Nereye gitsem zaten arkamdan biri geliyor. Bu evlilik çatırdar. Yıldız. Hah. Oğlumla hasret giderdim, ben gidiyorum. Hah tamam Halit'ciğim, geçireyim ben seni. Caner için sürpriz doğum günü partisi yapıyoruz. Sen de gel. Haberim var. Çocuklar söylemişti ama gelemem. Ha, konseptli bir parti olacak ama... Böyle partileri sevmediğimi biliyorsun Yıldız. İyi peki Halit'ciğim, sen bilirsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Aa, Yıldız. Gitti mi Halit Bey? Gitti Halit. Ne yapayım? Arkasından su mu dökeyim istiyorsun? Allah Allah, sen niye benimle bozdun ya? Kızıp duruyorsun. Ne dedim ben? Çok yaşa oğlum. İyi yaşa kuzum. Oy. Ah çok yaşa. Ay bir şey demedim. Neyse biz bir bahçeye çıkalım. Sen yemek hazır olunca çağır, tamam mı? Bir daha da bir şey dersem ha. Gel oğlum. Kaya, biraz sakinleştiysen konuşabilir miyiz? Konuşmak istemiyorum. Gerçekten, yani yaptığım hatanın farkındayım. Çok çok üzgünüm ve çok özür diliyorum senden. Ama seni ne kadar çok sevdiğimi ve seni asla üzmek istemediğimi sen çok iyi biliyorsun. Ne olur. Beni böyle cezalandırma. Aramıza hiç kimsenin girmesine izin verme lütfen. Bizim aramıza giren sensin. Bir başkası değil. Sen ve hırsların. Hem Şahika'dan şikayet ediyorsun, hem de onunla pazarlığa oturuyorsun. Yani madem böyle bir şey yapacaksın, şikayet etme bari. Söz veriyorum bak. Şikayet etmeyeceğim. Gerçekten. Özür dilerim. Yeter ki aramız bozulmasın, ne olur. Ender lütfen. Gerçekten. Yarın akşam Yıldız Caner'e bir doğum günü partisi düzenliyor. Gelemem. Ne demek gelemem? Saçmalama. Ender'cim gelemem. Yani şimdi o kalabalığa girecek kafada değilim. Lütfen ısrar etme. Senin olmadığın yerde benim ne işim var Kaya? Ne olur kırma beni. Ender ısrar etme dedim sana. Yarın konuşuruz, olur mu? Okey. O zaman ben seni yalnız bırakayım. Neyse. Şahika. Ne oluyor? Sana sormak lazım ne oluyor.
Gördüğün gibi üstümü değiştiriyorum. Geç şuraya. Herhalde bana iftira attıktan sonra yüzsüz bir şekilde bana bunu nasıl yaparsın diye sormaya gelmedin. Öyle değil mi? İftira mı? Evet. Zehra olayını sen organize ettin. Ve benim üstüme attın. Çünkü benden kurtulmak istiyorsun. Tabii ki hisseleri söyleyecektim. Seni neden koruyayım ki? Ben böyle bir şeyi neden yapayım ha? Peki ben neden yapayım? Benim Zehra ile ne işim olur? Mesele Zehra değil zaten. Mesele Halit. Anlaşıldı. Boşa konuşuyoruz. Kimsenin bu olayı üstlenmeyeceği belli oldu. Ama yarın öbür gün benim doğruyu söylediğim anlaşılınca sen ne yapacaksın? Çok merak ediyorum. Vallahi kim neyi neden yaptı ortaya çıksın artık benim umurumda bile değil. Umurumda olan ne peki? Umurumda olan Kaya. Çünkü senin yüzünden Kaya ile aram bozuldu. Benim yüzümden mi? Benim yüzümden değil. Ayrıca abimle benim de aram bozuk. Okey. Birlikte konuşacağız ve arayı düzelteceğiz. Bu yeni bir anlaşma mı? Anlaşma falan yok. Ben seninle anlaşma yaptım, boyumun ölçüsünü aldım. Ama şimdi Kaya için anlaşmış gibi görünmek zorundayız. Okey? Konu abim olunca akan sular duruyor biliyorsun. İyi. Onu yeteri kadar üzdük. O bunları hak etmiyor. Öyle tabii ama seninle evlenirken başına bunların geleceğini tahmin etmeliydi. Şahika, şansını zorlama istersen ha. Nasıl bir şey? Çocuklar. Anne, ne yaptınız? Aranız düzeldi mi babamla? Düzeleceğiz ama biraz daha var. Aman, aranız düzelsin de ne zaman düzelirse düzelsin. Caner, iki dakika gelsene şöyle. Ya abla, bir video çekecektik. Sonra çekersiniz. Aciliyet var mı? Ya sabah yetiştirmem gereken bir proje vardı, ona yardım ediyor. Okey. Caner'in fazla bir işi yok zaten, uzun sürmez. Değil mi? Gel. Ya anne, ne oluyor ya? Önemli bir şey yok tatlım. Abla, ne oluyor? Hemen şirkete gidiyorsun. Ya abla, daha kocanla barışmadın. Adam hepimizi kapının önüne koyacak. Ne işin var bu saatte şirkette? Nedenini anlatacağım. Yalnız Şahika'ya çaktırmadan çıkman lazım. Okey? Bana yaptığına sessiz kalacak halim yoktu. Değil mi Caner? Bak, birini zehirlemeyeceğim değil mi? No. Ama emin ol. Zehirlenmeyi yeğleyecek. Ne yapayım? Gideyim bari. Hadi, telefon yanında mı? Yanında. Arayacağım seni. Tamam. Yiğit, ben çıkıyorum. Hallederiz. Ya... Tamam, çabuk hallet. Wow! Bu satışlar bayağı iyi gidiyor ya. Sen böyle her şeyini satıyorsun da yiyecek bir şey kalmayınca ne yapacaksın? Sen boş ver ya, ben bulurum ucuz yolda bir şeyler. Aysel, dur Aysel. Bir şey soracağım ben sana. Sen bu üstünün başını nereden alıyorsun? Mesela çok para veriyor musun bunlara? Yok efendim, vermiyorum. Hesaplayayım ben de sizin gibi. Pazardan alıyorum ben. Her şey var orada. Pazar mı? Yok artık. Sen pazardan kıyafet mi alacaksın bir de? Efendim, lütfen öyle demeyin. Bir kere bu sosyete pazarı. Sosyete pazarı mı? Wow, nasıl yani? Böyle belirli bir zümre mi geliyor? Ha? Yani yok efendim, öyle değil. Onun adı öyle. Ben size izah edeyim. Şimdi şöyle, ihraç fazlası ürünler hafif böyle defol ama onlar var, ünlü markaların. Bir de fiyatları çok uygun. Götür beni. Tamam, götür beni o zaman Aysel. Ay, ben kalkıyorum, yoksa sinirim bozulacak. Tamam, hadi git sen ya. Tamam, sen onu boş ver. Biz şimdi ne zaman gideriz oraya? Efendim, yarın şansımızda pazar var. Yarın sabah erkenden gidelim. Aysel, seni çok seviyorum ben şu an. Aşırı seviyorum seni. Hadi git. Tamam git hadi. Nasıl hallettim ya? Oh be. Vallahi rahatladım. Efendim Yıldız. Endo, acil durum, yetişmen lazım. Yetişebilsem kendime yetişirim. Niye? Sana ne oldu? Uzun hikaye, bir ara anlatırım. Ay, zaten şu anda seni dinleyecek şeyim yok, tamam mı? Sana çok acil bir şey soracağım. Ne oldu, anlat. Hani benim sana ofiste söylediklerim var ya... Onların hepsini Halit duymuş ve üstüne alınmış. Ne diyorsun ya? Eyvah. Şimdi iyice umutlanacak. Ay evet, de benim problemim o değil. Ya Kerim de duyduysa? Ay, duymuş olabilir. İkisi aynı anda girdiler odaya. Ama mesela Halit geldi, duyduğunu söyledi. Ondan bir ses çıkmadı. Herkes aynı reaksiyonu gösterecek diye bir kaydı yok Yıldız'cığım. Yani anlıyorum. Senin telefon beklediğin... Şey...
Kerim ama ondan hiç ses de çıkmayabilir. Nasıl yani, anlamadım. Nikolay mı Yıldız? Geldim sizi duydum demek. Ha? Ya adam seni daha tanımıyor bile. Ama Halit geldi diyorum. O Halit. Benim bunu öğrenmem lazım, tamam mı? O zaman? İlla öğrenmek istiyorsan aç sor. Nasıl açıp sorayım ya, ne diyeceğim adama? O zaman sessiz kal canım. Yani ne biçim tavsiye veriyorsun Ender ya? Bunları ben zaten kendim de düşünebiliyorum. Üçüncü bir seçenek yok Yıldız'cığım. Maalesef. Ben senin yerinde olsam hiçbir şey söylemezdim. Yok olmaz canım. Ben senden çok daha tez canlıyım. Dayanamam ki. Okey. Sen bilirsin. Of neyse tamam. Senin de derdin her neyse aklına beni getir ve takma, tamam mı? Hadi görüşürüz. Okey, bye bye o zaman canım. Bye bye. Ay, ben bir katille aynı çatı altında yaşıyorum. Bu iki adam arasında kalmış, derdini dünyanın en büyük derdi sanıyor. Ay. Fatma, bu Melisa değil mi? Biraz sakinleşin. Evet efendim. Ya abi kusura bakma. Bu saatte seni de yordum ama çok önemli bir dosyaymış. Ablama da lazım olmuş. Önemli değil Caner Bey. Ender Hanım arayıp haber verdi. Ha, zaten Yasemin Hanım'a mail atmış. Ben onun bilgisayarından halledeceğim. Odasını da biliyorum zaten. Sen hiç yorulma abicim. Sen yorulma, görevinin başına dön. Hadi kolay gelsin. Fatma, çeriği koydun mu? Koydum. Okey. Günaydın. Günaydın. Abim yok mu? Gelir birazdan. Sulh sağlandı mı peki? Çıkmadan hep birlikte konuşacağız. Hı? Ablacığım günaydın. Günaydın canım. Ufak bir şey konuşmak istiyorum seninle. Gelir misin iki dakika? Geliyorum hayatım. Fatma Hanım, bizi biraz yalnız bırakır mısın? Tabii. Ben aşağıdayım. Caner'cim, öğrendin mi doğum günü bugün müymüş? Öğrendim ablacığım, öğrendim. Kerim'le doğum günlerimiz aynıymış. Kerim'le arayı iyi tutalım ki onu kendi yanımıza kolayca çekebilelim. Bir çiçek, bir hediye falan alalım. Hı, çok iyi düşündün ablacığım bunu, gerçekten. Yalnız Şahika duymasın, bizden önce davranmasın. Böyle şeyleri hatırlamak önemli. Sen beni ziyarete geldiğinde de şey yap, onunla konuş, sohbet et. Of abla, bir de bu çıktı başımıza. Hadi içeri gidelim de Şahika şüphelenmesin. Caner'cim, Kaya gelince doğum gününe davet etmeyi unutma, olur mu? Aa, ablacığım hiç unutur muyum? Aşk olsun. Aa, Caner'cim, doğum günün şimdiden kutlu olsun hayatım. Hı, sağ ol bacım, eksik olma. Akşama parti mi var? Var ve sen davetli değilsin. Rica ederim Ender'cim. Ben alışkınım zaten. Sizden asla öyle bir kibarlık beklemiyorum. Hı. Günaydın hayatım. Günaydın abicim. Günaydın herkese. Çayın hemen geliyor. Fatma Hanım, Kaya Bey'in çayını getirir misin? Abi nasılsın? Fena değil Caner, nasıl olsun? Sen? Sağ ol abi, iyiyim. Kayacığım biz dün Şahika ile aramızda konuştuk. Dinlemek istemiyorum bir şey. Okey. Ben yine de söyleyeyim. Bundan sonra seni üzecek hiçbir şeyin içine dahil olmamaya karar verdik, değil mi? Aynen öyle abicim. Bundan sonra seni kendi dertlerimizle üzmeyeceğiz. Umarım. Hah abi. Biliyorsun bugün benim doğum günüm. Doğum günü şerefine bir parti veriliyor.
Böyle kostümlü, konseptli bir şey olacak. Seni de aramızda görmekten çok mutluluk duyarım. Ne olur kırma beni. Caner'cim haberim var doğum gününden ama pek keyfim yok. Affet beni. Abi vallahi affedemem. Affedemem ya. Darılırım. Yani sen gelmezsen ablam da gelmez. Ben sizsiz doğum günümü nasıl kutlarım abi? Ne olur kırma beni hadi. Seni severim biliyorsun. Yani bir saatte olsa uğrayacağım. Ah aslan abim benim be. Canım abim sağ ol. Şahika'cığım, şuradan portakal suyunu verir misin? Elbette. Vitaminsiz kalma Ender. Benden çok çok çalışıyor bu aralar. Hayatım afiyet olsun. Caner'cığım. Sağ ol ablacığım. Mersi, koyabilirsin. Afiyet olsun. Ay sen bu arada değişik yerler ya. Beğendiniz mi efendim? Beğendim tabii ya. Nasıl beğenmeyeyim? Baksana AVM gibi bir yer yani. Niye gelmiyorsam daha önce ben buralara. Öyle efendim. Her şey var burada. Doğum var, sütyen var. Çanak, çömlek ne ararsın? Ay buralar tam bana göreymiş ya. Evet Ajda Pekkan da buradan aldı. 5 lira boş kaldı. Hoş geldiniz ablacığım. Doğru buyurun sen ya. Buyurun ablacığım. Doğru mu? Yok efendim, Ajda Pekkan'ın burada ne işi var? Bildim Aysel, benim de burada ne işim var ama geliyorum bak ne için? Tasarruf için. O da süperstar falan ama demek ki akıllı kadın, Amazon ya. Ablacığım bizde yok yok, her şey var. Mayo, bikini, triko ne ararsan var. Yani donla denize girmeye gerek yok ablacığım. Bana mı diyor ya? Yok efendim, öyle reklam yapıyorsunuz, buna takılmayın. Onun gözü bir işe baka baka söylüyor. Ben niye gireyim donla denize? Bak bu tam benim tarzım ha Aysel, değil mi? Bu ne kadar? 30 lira ablacığım. Ama sana 25 olur. Ya, ne tatlı insan bak. Sonra da hemen indirim yaptı vallahi müthiş. Efendim öyle olmaz. Bayağı bir pazarlık yapmamız lazım. Yapayım. Evet. Yalnız o şekilde olmuyor. Bayağı pazarlık yapmam lazım benim. İndirim isterim ben. Bunu 25 dedim bana. Bak bu da çok güzel mesela. Bunlar hep benim rengim. Bu ne kadar? O da 30, o da 25 olur abla. Bu da 25, 25, 25, 50. Buna 10 lira şey yapsan. 7,5 ya tamam. Sen bunları bana ikisini 25'e ver ha. Hadi güzel Karş. Ver bunları bana. Hadi Karş. Ha? Ablacığım sen beni hiç uğraştırma. 25 liraya bunu al git gözünü seveyim abla. Olur bunu alırım. Niye alırım? Çünkü bizim küçük Halitcan var. Ona veririm ben bunu. O da küçük yaştan öğrenir ablası gibi tasarruflu olmayı. Evet çok yakışır Halitcan'a. Tamam. Bunu da eklersek. Bu da 2,5'dan 3 olsa evet bunların hepsi bana 25'e ver. Hadi. Hadi al ver bunları bana. Hadi ver. Hadi gel. Hadi gel güzel kardeşim benim gel. Hadi. Ama hadi bakma öyle. Hadi ayağım alışır. Çok çabuk alıştınız efendim. Şimdi ne kadar dedik onlara? 25 dedik. Şöyle 20. Bozuğum yok. Böyle veriyorum. 15 diyelim de istiyorum. Evet. Çok iyi alışveriş. Kaya sen şirkete geliyorsun değil mi? Evet çıkıyorum şimdi. Okey ben de seninle geleyim. Benim de işlerim var. Akşam partide görüşürüz. Ay Caner'cim ya. Sen iyi ki doğmuşsun, iyi ki benim kardeşim olmuşsun. Ben sensiz bir hayat düşünemiyorum. Canım ablam benim, bir tanem, bir tanem. Ay canım, canım. Caner'cim, nice güzel yaşların olsun. Umarım abi, hep beraber. Okey, görüşürüz o zaman. Hadi. Bye bye. Çıkalım. Şahika. Caner. Sen niye çıkmıyorsun? Benim bir iki telefon görüşmem var. Öyle mi? Peki. Yasemin Hanım merhabalar. Şirket kayıtlarından Kerim Bey'in doğum günü bugün müymüş diye bir kontrol edebilir misiniz CV'sine bakıp? Teşekkür ediyorum. Bakalım bu salaklar doğru mu biliyor? Ay ne güzel yerler, ne güzel yerler. Aysel burası ne ya? Efendim burası her şey için. Burada çakma, parfümler, makyaj malzemeleri hepsi var. İyi, benim parfümden de alırız zaten çok parfüm. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun. Ay parfüm bakmaya geldim ben ama ne biçim dükkanmış ya, her şey var burada. Ya burada yok yok. Yani rahmetli Feriha'nın arkadaşlarına zengin numarası yaparken kullandığı şeftali tonu allıktan tut, Doktor Ela'nın düğün günü terk edilirken sürdüğü nar çiçeği ruja kadar her şey mevcut. Kim ya onlar? Ha? Sosyetesi mi buranın? Kim onlar? Dizi sektöründen ablam. Çok iyi. Ha, yok ben dizi yok ya, belgesel ben. Daha güncel olanları da var. Tamam ya boş ver. Bize ne? Biz mi kurtaracağız dizi sektörünü? Allah Allah. Sen onu bunu boş ver şimdi şey yapalım biz. Ben parfümümü göstereyim sana. Bir bakayım ablam.
Bu. Var mı bu sende? Olmaz olur mu? Hemen yardımcı oluyorum. Efendim, ya sakın koklamadan alma. Ha, sakın koklamadan almama. Tamam, koklamadan alma ablam. Ya, ya Aysel görüyor musun? Nasıl saygı duyuyorlar, nasıl çekiniyorlar benden. Hemen kaptım işi ya. Zaten benim ortamlarım burasıymış. Ben hep yanlış mecralardaymış. Oha, o ne be? Evet. Emir, hoş geldin. Otur. Hoş bulduk canım. Buyur. Getirdim dosyaları. Hah, iyi. Bunları Bülent Bey'e vereceğiz. Ne yaptın parti işine? Her şey hazır mı? Hazır ya. Her şey hazır. Hiç merak etme. Bak biz Caner Efendi'nin partisi için uğraşalım. O buraya bile gelmiyor. Aman ya, bugün onun bir şeyleri mi varmış? Neymiş? Boş ver zaten. Doğum günü. Yüklenmeyelim çocuğa yani. Bana bak. Sağ ol. Sen kim olarak gideceğine karar verdin mi partiye? Ha? Tabii ki verdim ama asla söylemem. Vay, gizemli takılıyoruz yani ha? Hı. Hadi bakalım. Emir. Hı. Annem Halitcan'ı parka götürmüşken sana bir şey soracağım. Sor bakalım. Diyelim ki sen birinden hoşlanıyorsun. Evet. Ve bunu ona bariz bir şekilde belli ettin. Zaten. Ortadan kaybolur muydun? Olmam. Hayatta olmam. Hı. Peki ya, arayıp sorar mıydın? Tabii canım, zırt pırt arardım ya. Bayağı banka gibi yani. Yalnız kim olduğunu söylersen ben sana daha böyle nokta atışı yardım edebilirim. Genel soruyorum. Hmm. Bak, bir insan bir insanı aramak istiyorsa her türlü arar yani. 5 dakikan da mı yok ya? Hiç. Allah Allah. Ayrıca kimse kimseyi kandırmasın yani. Aramak isteyen hep arar yani. Meşgul olamaz o kadar insan. Ama yani arayıp sormuyorsa tabii... Arayıp sormuyorsa ne? Yani benden vazgeçmiş demek mi? Olabilir Yıldız, bilemem. Yani benden derken genel ben. Tamam tamam, onu anladım. Genel. Peki, benim soracak bir şeyim varsa o zaman aramalı mıyım? Tabii canım ya, ara sor. Kızım sene olmuş 2020. Millet insansız roket fırlatıyor, aynı yerine geri koyuyor ya. Bu ilk arama muhabbeti bitsin artık. Ha bak, ara, sen sor. Tık yok mu? O zaman yılanın başını küçükken ez gitsin. Genel manada yani. İyi tamam, kafamı karıştırdın, dur. 2 dakika düşüneyim. Tamam, sen biraz kurgula, ben buradayım. Ben daha hiçbir şey görmedim. Elbette incelenmesi gerekiyor. Gel. Seninle daha sonra görüşelim mi? Arayacağım, hoşça kal. Nasılsın Halit? İyiyim de sen pek iyi görünmüyorsun. Nasıl iyi olacağım ki? Şu hisse meselesini konuşmak istiyordum seninle. Kaya neler düşündüğünü tahmin edebiliyorum. Ama senin de şirkette bir savaş durumu olduğunu anlaman gerekiyor. Tamam, senden gizlenmesi yanlıştı. Sıkıldım ama artık ben bu savaştan. Yani bir taraftan karım, bir taraftan kardeşim sürekli arkamdan iş çevirip duruyorlar. Haklısın. Ama onlar hiçbir zaman değişmeyecek. Ve senin bunu kişisel olarak algılamaman gerekiyor. Tabii... evliliğin devam etmesini istiyorsan. Buyurun. Şahika Hanım, bunu şoförünüz getirdi. Ben de bunu bekliyordum. Yasemin Hanım'a haber verir misiniz? Bana bir uğrasın. Tamam efendim. Teşekkürler Haluk Bey. Kerim'i herkesten önce ben kutlayacağım. Buyurun Şahika Hanım. Yasemin Hanım, pasta geldi mi? Az önce geldi efendim. Güzel. Kerim Bey odasında mı? Evet Şahika Hanım. Ender benden önce Kerim'i kutlamadı değil mi? Ender Hanım şirkete geldiğinden beri odasından çıkmadı. Çıkmasın zaten. Biz Tunç Bey ile Bahadır Bey'e haber verelim. Aydan Hanım da gelsin. Yönetim kurulundan birileri de olsun. Sonra da pastayı buraya aldıralım, olur mu? Tabii ki efendim. Siz Kerim Bey'e haber verin. Şahika Hanım sizi odasında bekliyor deyin ama sakın başka bir şey söylemeyin. Sürprizi kaçmasın. Tabii efendim. Emir. Ha canım. Diyelim ki ben arayacağım. Yani genel ben. Anladım. Genel sen o cepte. Evet.
Ne uydurmam lazım? Ya niye uyduracaksın ya? Sen direkt ara. Ne haber, sen ne yaptın? Sen beni niye aramıyorsun da ya? Hayatta demem öyle bir şey ya. Bana ne? Niye sorayım? Doğru ya. Sana ne be? Biz zaten bunu niye konuşuyoruz ki? Salla gitsin. Yani genel olarak boş ver. Bak canım, benim taktığımı hiçbir şekilde belli etmemem lazım. Neden? Çünkü kızlar böyledir. Takmıyor gibi görünür ama sürünür. Görmek ister, görünce suratına bakmaz. Arasın ister, arayınca trip atar. Yani bu bizim genetik kodumuzda var. Şöyle düşün, dışımız misket havası, içimizden Yıldız Tilbe dinliyoruz. Yani böyleyiz. Eğer bir kız böyle davranmıyorsa sana, bil ki seni sevmiyordur. Allah Allah. Allah, siz manyaksınız ha. Biz pek öyle değiliz yani. Küt, düz. Odun diyelim. Kesinlikle kereste. Yani siz bize göre daha karmaşık geliyorsunuz yani. Bana bak Yıldız. Hı. Teşekkürler. Oh. Televizyon yapmış değil mi? Bana bak. Sen bu Karagözlü'den mi mesaj bekliyorsun kız? Doğru söyle. Karagözlü kim ya? Allah Allah. Yok mu ya? Aksaçlı'nın rakibi Karacaoğlan geliyor böyle. CEO. Bak şimdi seni ayağımın altına alacağım. He, sus. Öf, tamam. Böyle puzzle gibi konuşalım o zaman. Neyden kim saklıyorsak. Allah Allah. Nereye gidiyorsun? Çay alacağım. Çay. Anasonlu kurabiyenden istiyor musun? En sevdiğim. Git. Bütün motivasyonum gitti ya. Benim acil bir bahane bulmam lazım. Uyudun mu desem? Yok, olmaz. Çok yanlış anlaşılabilir. Seni rüyamda gördüm. Çok klişe. Ben en iyisi iş kadını, kimliğimi bozmayayım. Emir'cim selam. Bülent Bey'in istediği dosyaları alıp acil olarak buraya gelir misin? Çok işimiz var. Hızlı olursan sevinirim. Emir'cim selam. Bülent Bey'in istediği dosyaları alıp acil olarak buraya gelir misin? Çok, çok işimiz iyi. Var. Hızlı olursan gönder. Sevinirim. Dosyaları alıp acil olarak buraya gelir misin? Çok işimiz var. Hızlı olursan sevinirim. Yıldız'cığım selam. Ben de iyiyim. Sen nasılsın? Sen nasılsın? Ah, ya yanlışlıkla mesaj attım diyorum. Sana böyle bir cevap verilir. Uf, şimdi. Ay canım, pardon ya. Canım dedim, sil. ben sana mı mesaj atmışım ya? Çok pardon, Emir'e yolluyordum. Kusura bakma. Bazen olur öyle. Bazen olur öyle. Aa. Olur öyle ne ya? Gıcık çocuk. Ne haber? Olur öyle mi? Ya ben sana yanlışlıkla mesaj attım. Tamam tamam, kızma. İnandım. Ne yapıyorsun? İyiyim, çok yoğunum. Yani çok fazla çalıştığım için bir sürü halletmem gereken iş oluyor. Yalnız aslında yanlışlıklarım iyi oldu çünkü ben sana zaten bir şey söyleyecektim. Bir saate gelir alırım seni. Aa, kapattı. Gel. Kerim Bey, Şahika Hanım sizi çağırıyor. Geliyorum. Açmıyor. Ay deli bu çocuk ya, resmen bildiğin Huneli deli.
Arkadaşlar bundan sonra herkesin doğum gününü kutlayalım böyle. Hiç kutlama yapmıyoruz değil mi? Haklısınız Şahika Hanım. Haftaya Mustafa Bey'in doğum günü de var, onu da kutlarız. Çok iyi akıl ettiniz. Bana hatırlatın. Tabii ki. İyi ki doğdun Selim. Bir dakika, bir dakika. Mumlarını üfle, dileğini tut ama önce hediyemi al. Alayım tabii. Üfleyeyim, dilekte tutayım ama bugün benim doğum günüm değil ki. Nasıl değil? Yani bugün doğmadığım için değil. Hay Allah. Ben Yasemin Hanım'a bütün üst düzey çalışanlarımızın doğum gününü bana hatırlat demiştim ama yanlış bakmış demek ki. Demek. Bayağı da zahmet etmişsin. Yok canım, ne zahmeti, sadece bir pasta aldık. Kusura bakmayın arkadaşlar, yanlış anlaşma olmuş. Estağfurullah, önemli. Rica ederim. Aa, burada parti var ve bana haber vermiyorsunuz. Gerçekten aşk olsun. Şahikacığım, harika bir patronsun. Kerim, biliyor musun bugün benim kardeşimin de doğum günü? Biliyorum, parti için bana da haber verdi. Aa, o ne? Hediyeni açmamışsın. Ay, ben elim boş geldim. Kusura bakma lütfen. Kimden o? Ben aldım. Aa, açsana Kerim. Biz de görelim. Sonra açarım ben. Anla onu. Şimdi aç. Biz bizeyiz, yabancı yok aramızda. Hadi lütfen, çok merak ettik. Lütfen. Peki, madem açayım. Ay, en sevdiğim an. Wow. Şahik, çok zevklisin. Görümcem diye söylemiyorum, gerçekten çok zevklidir. Kesin ağzında açmışsın ama patronsun, sana yakışır değil mi? Hı? Arkadaşlar, herkes işinin başına dönebilir. Kusura bakmayın tekrar. Rica ederiz. Hepinize çok teşekkür ederim. Neyse, ben de gideyim bari. Tekrar doğum günün kutlu olsun Kerimciğim. Akşam görüşürüz. Okey? Bye bye. Görüşmek üzere. Bye bye. Sen öyle işle hisseyle değil, böyle size getireceğim Şahika. Açıkla bakalım, açıklayabiliyorsan. Kusura bakma, ne olur, nasıl böyle bir şey oldu hiç anlamadım. Yani mesela haftaya Faruk Bey'in doğum günü var, onu da kutlayacağız. Yasemin yanlış bakmış demek ki. Ne kusuru canım? Ya ben bayağı hazırlık yapmışsın, zahmet etmişsin, ona üzülüyorum. Ay yok canım, ne zahmeti? Ayrıca gerçek doğum günün ne zaman bilmiyorum ama ben senin hediyeni önceden vermiş oldum. Şahika, çok teşekkür ederim ama ben bunu kabul edemem. Beğenirsin diye düşünmüştüm. Ay, yanlış anlama, gerçekten çok beğendim. Çok zevklisin ama takdir edersin ki bu kadar pahalı bir hediyeyi kabul etmem yakışık almaz. Lütfen beni mazur gör, olur mu? Anlıyorum, tabii. Şahika, benim şimdi acil bir yere yetişmem lazım. Akşama görüşürüz. Akşama? Caner'in partisinde. Tamam, görüşürüz. Ya müthiş oldu, çok masraf da yapmadık, harika oldu. Çok beğenecek. Zehra, çabuk geliyorlar, saklan. Yiğit, yalnız sen beni çok şaşırttın. Yani sen öyle asabi bir adamdan iş saatine nasıl izin aldın? Vallahi ben de çok şaşırdım, çok sakin tepki verdi. Ayrıca insanlar değişiyor, bak babana nasıl sakinleşti. Babamla aynı şey değil ama. Aa, burası bomboş. Evet. Başka bir şey var galiba burada. Başka bir şey yok, gel. Nasıl ya? Ne zaman çıkacağız? Tam şimdi çıkmayacağız, dur. Ben çıkıyorum, bana bak, çıkmayacaksın, biraz. Lila.
Yiğit. Benimle evlenir misin? Evet. Sonsuza kadar evet. Hadi çıkalım. Hadi, hadi, hadi çıkalım. Lan. İnanmıyorum. Dayısının koçu. Gel sana bir sarılayım be. Çok mutlu oldum. Şaşırdın değil mi? Ne dedim sana? Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Lilacığım. Hep mutlu olun. Çok sağ olun. Yasemin Hanım, bir tarihi nasıl teyit edemediniz ya? Şayka Hanım, yemin ederim bugünün tarihi yazıyordum. Değilmiş ama. Gördünüz, rezil oldum. Mert'e sormak aklınıza gelmedi mi? Mert Bey bugün Çamlıca'da köfte gitmiş. Akşamüstü gibi gelecek. Neden aramadınız peki? Bilmiyorum. Ya Kerim Bey'in kimlik fotokopisi yok mu bizde? Vardır mutlaka ama benim bakmak aklıma gelmedi. Bravo. İşini çok iyi yapan insanlarla çalışıyorum belli ki. Temizletin şurayı. Hemen çıkabilirsiniz. Ne haber? Yüzüne telefon kapatılan bir kadın nasılsa öyleyim. Ben senin suratına telefon kapatmadım ki. Ben sadece geleceğimi söyledim, kapattım. Yani sizin orada nasıl oluyor bilmiyorum ama biz genellikle böyle hoşça kal gibi veda cümleleri kullanıyoruz. Mesela Endo babayı tercih ediyor. Sen de öyle bir kelime seçebilirdin. Ne konuşacaktın sen benimle? Yalnız sen çok hızlı konu değiştiriyorsun. Acaba sende dikkat dağınıklığı falan mı var? Yok. Ben bize faydasının olmayacağını düşündüğüm konuları kapatıyorum. Üstünde fazla durmuyorum. Dinliyorum. Bana mı benzettin? Sarı yakışmış. Ben sana ne diyecektim? Ay unuttum. Neydi? Ha. Ben Ender'le konuşuyordum ofiste. Duydum. Duydun mu? Ender'e anlattıklarını duydum. Aşık olmuşsun. Ha, o işte öyle değil. Nasıl? Ben Ender'e bir kitap tavsiyesinde bulunuyordum. Çünkü Ender aslında çok havalı falan görünüyor ama kelime dağarcığı çok kısıtlıdır. Ben o kelime öğrensin diye ona bir kitap önerisinde bulundum. Onun hakkında konuşuyordum. Çünkü ben mesela çok hızlı konuşurum, çok fazla kelime kullanırım, çok kitap okuduğum için. Ender de kendini kötü hissediyor benim yanımda. Yavaş yavaş böyle konuşuyor. O yüzden dedim sen bu kitabı al oku, senin de biraz kelime haznen genişlesin. Onunla ilgiliydi yani. Başka bir şey değil. Yıldız sen harikasın. Sağ ol. Yani sen harika bir arkadaşsın. Nerede bu kitap? Kitaplığında mı? Şu kitabı söyle de ben de okuyayım. Ay orada yok. Ben çünkü kitabımı Ender'e verdim. Söyledim ya. Sen artık kitapçılardan alırsın. Hadi gidelim o zaman. Nereye? Kitapçıya. Ama bak bir şey var. O kitap yok satanlar listesinde. Fark ettiysen yok dedim. Çok demedim. Bugün benim işim yok. Bitti. Gidelim şu yok satanlar listesinin altının üstünü getirelim. Arabada bekliyorum seni. Ama... İtiraz yok. Ben eskiden ne güzel yalan söylerdim ya. Ne oldu bana, nazar mı değdi? Emir. Ha canım. Ben bir saat gidiyorum, tamam mı Kerim'le? Dışarı geleceğim. Tamam canım, tamam duydum. Hadi dikkat afiyet et. Afiyet olsun. Sağ ol. Çok yakıştı ha. Çok güzel, çok beğendim. Vay, vay, vay. Yani benim doğum günümde canım yeğenim sevgilisine evlenme teklif etmiş. Ben el cihazlarımla onlara meyve tabağı hazırlamaz mıyım? Ya ben hala şoktayım. Sen nasıl hazırladın? Vallahi Caner olmasa yapamazdım.
Her şeye yardım etti, mekanı ayarladık. Ben de gittim bu sabah yüzüğü aldım. Ay evet ya, aşırı güzel oldu. Ben bile aşırı duygusallaştım yani, düşünün. Of, sorma sorma. Benim de tüylerim diken diken oldu böyle. Evet, bir de uzun zaman sonra ilk defa birimiz normal evleniyoruz ya, o da böyle bir garip hissettirdi beni. Sahiden ya. Kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmayan bir düğüne şahitlik edeceğiz sonunda. İşte gerçek aşk budur. Tabii babam ne diyecek, daha onu bilmiyoruz. Daha ablam var, Kaya var. Aman boş verin ya. Hayır boş verin, bakın başımıza neler geldi. Ders alın biraz, olumlu düşünün. Ama bence bana sorarsanız düğün müğün yapmayın la ya. Yatırım yapın o parayla. Evet. Bir de bak, sen benim canımsın zaten, güzelimsin sen benim. Yanlış anlamazsın, sen bu yüzüğe niye bu kadar para verdin, boşuna masraf ya. Ya olur mu? Dileğe değer. Neyse tamam, uzatmayalım. Bence şimdi buradan hep birlikte şirkete gidelim. Herkes anasına babasına durumu anlatsın. Çünkü ben doğum günümde tatsızlık ve mutsuzluk istemiyorum. Bir grup sarılması. Gelin bakayım. Bu koku ne ya? Pis bir koku. Bana da geldi ama. Bozuk parfüm gibi bir şey. Gazlı açık kaldı bunu. Ne yapıyorsun be? Dur ya, senden geliyor koku. Hayır, benden gelmiyor. Ya Zehra, sen ne sıktın üstüne? Ay ne sıkacağım canım üstüme işte. Parfüm sıktım. Ne parfümü? Kendi parfümüm. Benim böyle muadili benzeri. Çakması yani. Evet. Aman neyse. Hadi çıkalım gidelim de Zehra da yolda havalanır belki. Ha? Hadi bakalım, tamam. Ay ne kitap hırsıymış bu ya. Ben alırdım sana sonra. Allah Allah. Bunu neden evdeyken söylemedin? Ne bileyim, aklıma gelmedi. Neyse sorun yok. Zaten kitapçıya gitmiyoruz. Ay sağ filan gezeceksek bak, o kitap yeni bir kitap tamam mı? Eski değil, bulamazsın. Yok merak etme. Geliyorsa biraz hava almaya gidiyoruz. O nereden çıktı ya? Hiç. Arabaya bindiğimde aklıma geldi. Sen böyle her aklına eseni yapıyor musun? Evet. Genelde yapıyorum. Peki yanında ben varım. Hiç bana da sormak aklına gelmedi mi? Yani ben senin hiç hayır diyeceğini düşünmedim. Öyle mi? Niyeymiş? Belki şu okuduğun kitaptan etkilenmişsindir diye düşündüm. Ay biz gezdik. Parklara gittik. Semoş ablamıza uğradık. Uyuduk, uyandık. Hoş geldin. Geldik dayısı. Hoş geldin dayısının gül böreği. Tipe bak ya. Ya benim kuzum. Sen de hoş geldin Emir'cim. Ne zaman geldin? Ablam 2 saat oldu ya. Birazdan toparlar çıkarım. Meryem şunu alsana. İçeri götürüp geleceğim ben şimdi. Yıldız nerede? Kim ablam? Yıldız. Ha, Yıldız. Yıldız bir yere kadar gitti. Gelir şimdi. Nereye? Yıldız mı? Yok Güneş Emir'cim, kimden bahsediyoruz? Ablam ya, ben şimdi bir sürü burada rakamlar makamlar falan, kafa gitti tabii. Kırtasiye kadar gitti o, gelir birazdan. Yıldız, Kırtasiye'ye gitti. Evet. Ya ablam ne bakıyorsun öyle ya, yalan söylüyormuşum gibi. Aşk olsun. Şüpheli hareketlerin var Emir. Ne gibi? Kesik kesik konuşuyorsun. Soruya soruyla karşılık veriyorsun. Konuşurken sesin titriyor. Allah Allah, bu neymiş ablam ya? Sen anneanneliği bırak, direkt milli istihbaratta çalışmaya başla. Bizi de sal ya. Oğlum sen beni hiç mi tanımıyorsun ya? Ben kül yutar mıyım? Ben yalanı insanın gözünden anlarım. Okunuyor. Sen var ya, akşama direkt dedektif kılığına gel. Kimse yadırgamaz abla. Kötü dedektif var mı? Var. İnan bana, var ablacığım. Neyse ben sana şimdilik inanayım da, benim daha büyük problemlerim var Emir. Ne oldu? Sıkıntın var. Mimar Esra. Akıllı kadın, güzel kadın. Tam tehlikeli diyorsun yani. Hemen yok olması, Halit Bey'le artık çalışmaması gerekiyor. Bunun için elimden geleni yapacağım. Karar verdim, sen de bana yardım edeceksin. Ay Allah'cığım ya, bir kapıyı kapatıyorsun, diğerini üstüme kilitliyorsun ama. Bitmiyor ki. Tamam, yani tabii merak etme, ben yanındayım. Ben de o iş. Çok pis taktı Lemir onu. Ya sen çözersin ya, Zehir Afiye. Senden kaçar mı? İyi gidelim. Meryem bir su ver be. Ay ne uzun yolmuş ya. Git bitmedi. Aslında seni çok güzel bir yere yemeğe götürecektim ama... Yol çalışmasına denk gelince yolumuz uzadı tabii. Akşama Caner'in partisi var. Ona geç kalamam. Bu kötüler partisi fikri senden mi çıktı? Kötüler partisi değil. Yaşasın kötülük. İyi de neden? Çünkü Caner'in hayatının özeti bu. Evet. Yıldız ben çok acıktım ya. Sende durum nasıl? Ha, aç mısın? Vallahi ben de acıktım. O zaman ilk gördüğün yerde dur. İlk gördüğüm yerde duracağım. İşte bu ya.
Biliyor musun, ben senin boyunu çok seviyorum. Hemen ayak uyduruyorsun. Bir de öyle bir kase salatayı didikleyip duran tiplerden değilsin. Belli ki seviyorsun yemek yemeyi. Ay yok canım, salata benim için bir garnitür sadece. Bak ileride bir yer var sanki ha. İyi o zaman, hemen dur orada. Nasıl sence? Bilmem. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ne yiyebiliriz? Vallahi ne isterseniz var. Tavuk, kuzu, dana, çöp şiş. Yalnız burası kendin pişir kendin ya, onu baştan söyleyeyim. Uyar mı? Vallahi sen pişireceksen ben yerim. Pişiririz. Ama istemiyorsan başka bir yere de gidebiliriz. Yok yok, zamanımız yok. Bir an önce yiyelim ki dönebilelim. Caner'in partisi var, unutma. İyi. Peki, siz istediğiniz yere geçebilirsiniz. Ben hemen mangalı hazırlayayım. Etler de birazdan hazır olur. Kuzu olsun. Tabii ki kuzu. Ben şunu anlamıyorum. Yani madem kendin pişireceksin, git evinde ye o zaman. Buralara kadar gelip niye kendileri pişiriyorlar ya? Yani mantıksız değil mi? Yani bak, demek ki herkes senin gibi düşünmüyor. Şuraya geçelim mi? Bayağı da kalabalık. Evet ya, demek ki herkes pişirmek istiyor. Neyse, keyfini çıkar. Buyurun. Çok centilmensin. Gene yapıştı galiba. Evet. Şimdi anlat bakalım şu meşhur kitabı. Madem alamadık senden dinleyelim. Ay taktın kafayı kitaba ya. O kitap anlatılmaz, tamam mı? Aşırı kalın. Yani sen de roman, ben diyeyim aşırı uzun yazılmış bir kişisel gelişim kitabı. He. Sen boş ver onu ya. Her şey var yani içinde. Oku oku bitmez diyorsun. Acıktım diyorum. Başucundan ayırmamak lazım o zaman o kitabı. Garson. Taktım ben ya bu Esra'ya. Allah Allah, mimarmış. Ben yapacağımı bilirim, sana da Esra Hanım. Heh. Merhaba Asuman Hanım. Halit Beyciğim selamlar. Kusura bakmayın, rahatsız etmiyorum değil mi? Rica ederim. Ne oldu? Halitcan'a bir şey mi oldu? Yok yok. Halitcan çok iyi. Hiç onunla ilgili değil. Ben size bir şey danışacaktım. Biz Yıldız'la konuştuk da evde böyle bir iki değişiklik yapsak mı diye. Sizin bu mimar Esra Hanım bize yardımcı olabilir mi diyecektim. Yıldız bununla ilgili bana bir şey söylemedi. Karar vermedik zaten. Yani kesin bir şey yoktu. Ben Yıldız'a sürpriz olur diye düşündüm. Esra benim teknenin dekorasyonuyla uğraşıyor ama yönlendiririm. Aa, tekne mi? Aa, değiştiriyor musunuz? Aa, çok üzüldüm. Neden? Aa, ne bileyim ya, Yıldız o tekneye bayılıyordu. İçinde kendi böyle dizayn etmişti falan. Şimdi neyse, tabii siz bilirsiniz. Hassas bir dönem ya. Böyle düşünmemiştim. Acaba böyle acele etmeseniz mi? Kim bilir, belki Yıldız'la birlikte başka bir mimar tutar, daha sonra tekrar değiştirirsiniz. Olabilir. Aman Halit Beyciğim, ne olur konuştuklarımız aramızda kalsın, olur mu? Yıldız sonra bana çok kızar. Merak etmeyin. Bir şey söylemem. Esra'nın telefonunu sana yollatırım. Tamam, çok sevindim. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Esra Hanım, başka kapıya kış kış. Sen kiminle dans ettiğini sanıyorsun acaba? Şimdi kimle konuşacağız ilk? Bence biz gidelim babamla konuşalım. İlk de gitsin, Ender'le konuşsun. Ha, oldu. Ben de Şahika'yı çağırayım. Hep beraber kutlama yapalım. Ya delirdiniz mi? Bölünürsek yok oluruz. Evet, doğru söylüyor. Bölünürsek yok oluruz, şey yapalım. Gidelim hep beraber konuşalım. Öyle tek tek olmaz. Hepsini bir odaya toplayalım, öyle konuşalım. Zehra, sen şimdi git babana haber ver. Ben de Kaya'yla ablam alayım, geleyim. Biz ne yapacağız? Ya siz de toplantı odasında bekleyin işte. Hayret bir şey. Doğum günümde uğraştığım şeylere bak ya. Bakıyorum sesin soluğun kesildi. Açlıktan konuşamıyorum artık. Ya acaba şu masaya mı geçsek? Oradakiler işinin piri gibi duruyor. Yok artık, daha neler. Sen bana güvenir misin lütfen?
Birazdan bizimkiler de pişecek, afiyetle yiyeceğiz. Hadi inşallah. Sen neden herkese karşı çok güvensizsin? Sende böyle kimseye güvenmeme, inanmama durumu var sanki. Oho, sen benim yediğim kazıkları yemiş olsaydın hiç böyle söylemezdin. Oho, Yıldız'cığım. Benim de senden eksik kalır yanım yok, merak etme. Sana ne oldu, kim ne yaptı? Hayat. Benimki hayat değil, direkt kişilerle ilgili. Halit'ten bahsediyorsun o zaman. Yok, Halit'e gelene kadar da bir sürü olay oldu da. Evet, Halit de beni üzdü, doğru. Aranızın hala iyi olması senin sayende değil mi? Halitcan sayesinde diyelim. Halitcan çok tatlı maşallah. Sağ ol. Sen peki? Ben? Yani benim çocukluk ve gençlik yıllarım muhteşem geçti. İnanılmaz yıllardı. Yani anlatsam inanmazsın. Resmen lale devri. Dertsiz, tasasız bir hayattı. Sonra ne oldu? Sonra... Yani derler ya, her güzel şeyin bir sonu vardır diye. Öyle oldu. Babam iflas etti, battık. Tabii bizde de gerileme ve dağılma dönemi başladı. Dağıldık. Hem de öyle bir dağıldık ki. İşte ben de kendime hayatta kalabilmek için bir yol buldum. Ama baksana, gencecik yaşında koskoca Argun Holding'e CEO olmuşsun. Başarmışsın. Beyefendi, pardon. Arabanızı çekmeniz gerekiyor. Bir araç çıkış yapacakmış da. Öyle mi? Hemen geliyor. Teşekkürler. Yıldız etler sen de sakın yakma. Duman ne yöne doğru geliyor? Gitti parfümüm. Bir şekilde halledeceğiz. Aa, geldiler. Sen konuş o zaman. Tamam, halledeceğiz. Doğaçlama bir şekilde. Hoş geldiniz baba, anne. Hoş bulduk oğlum. Şöyle. Oturun isterseniz. Ayakta kalmayın. Oturalım madem. Hadi bakalım. Halit Bey, hoş geldiniz. Ne oluyor? Buyurun, siz de şöyle alalım. Tamamsak, oturduysak. Sen başlamak ister misin? Başlayayım. Baba. Ender, Kaya abi. Biz Yiğit'le evlenmeye karar verdik. Yiğit bugün bana evlenme teklifi etti. Ben de kabul ettim. Evet, biliyoruz. Bu ilişkiyi onaylamıyorsunuz. Hatta bizi birbirimize denk görmüyorsunuz ama... Hayır oğlum, kimsenin öyle bir şey dediği yok. Ben yine de söyleyeyim. Konuştuk çünkü bunları daha önce. Biz çok denedik. Ayrı kalmaya çalıştık ama beceremedik. Zaten iki insanın birbirini sevmesi için denk olmasına da gerek yok diye düşünüyoruz ve evlenmek istiyoruz. Ama bunu sizin izniniz olmadan yapamayız. Çocuklar, bizim için sizin mutluluğunuz önemli. Bence Kaya da benimle aynı fikirde, öyle değil mi Kaya? Tabii ki. Onların mutluluğu herkes için çok önemli. Siz iki yetişkin insansınız. Belki evlenmek için yaşınız biraz genç olabilir. Ama madem birbirinizi bu kadar çok seviyorsunuz, istiyorsunuz... bize mutluluk dilemekten başka bir şey düşmez. Baba, sen de bir şey söyler misin? Kızım, düşüncelerimde bir değişiklik yok. En başta ne söylediysem o sözlerimin arkasındayım. Tamam, niyeti iyi bir çocuk. Seni de seviyor. Bu sevgi ömür boyu mutlu olmanıza yeter mi? Ondan çok emin değilim. Ama... madem böyle bir karar verdiniz, mutluluğunuza gölge düşürecek halim yok.
Yani kabul ediyor musun? Gel Hülya'cığım, gel aslanım. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Kaya bak, bu bizim en mutlu günümüz. Ne olur artık surat asma, olur mu? Hülya'cığım, tebrik ederim. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Lilo. Hadi hayırlı olsun. Liloş. Hadi baba, biz de saralım, gel. Cici annelikten kayınvalideye. Aşkım. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Zehroş, biz de sarılalım. Koku senden mi geliyor? Yo, benden gelmiyor niye? Benden gelsin ya. Çok kötü bir koku duyuyorum ama. Aa, çok güzel, mis gibi mutluluk kokuyor valla. Her yer mutluluk oldu bence şu an. İnsanın başına ne gelirse insandan gelir. Vallahi bak, kim seni üzdüyse, kim bir şey yaptıysa bil ki insan. Ama yemek öyle mi? Ne zaman yesen seni mutlu eder. Afiyet olsun, muhabbetiniz bol olsun. Merhaba. Hoş geldiniz, buyurun beraber olsun. Afiyet olsun. Ne yapıyorsun? Sen neredesin yarım saattir? Holding'den telefon geldi, kapatır mısın? Sizin hanım sizin etleri yakmış. Yok yok, ben hanım manım değilim. Ben kimsenin hanımı değilim. Ben Halitcan'ın annesiyim. Öyle ama yakmışsın etleri, kömür olmuşlar. Kömür oldu, komşuya geldim ben de. Buyurun lütfen. Teşekkür ederiz, biz kimseye rahatsızlık vermeyelim. Sağ olun. Buyurun lütfen. Lütfen beraber olsun. Buyurun lütfen. İstirham edelim lütfen. Hadi gel. Aman az yaptın, hadi otur şuraya. Rica ederim lütfen. Peki madem. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kerim ben. Memnun oldum. Memnun oldum. Ben de iki tane köfte kafi. Tamam, sağ ol. Ya bak, hepsi çok güzel. Sağ olsunlar, onlar sayesinde ben de doydum. Afiyet olsun. Çatal var mı? Ben de doyayım. Teşekkür ederim. Neyse, ne diyordum? Kimseye güvenip bir şeyini anlatmaya kazık yersin. O da kazık yemiş, ben de kazık yedim. Kazık yemeyelim, yemek yiyelim ya. Şakacıdır. Halit, çıkmadan önce konuşabilir miyiz? Ne istiyorsun? Barışmak. Anlamadım. Barışmak mı? Bunca şeyden sonra benimle barışmak mı istiyorsun? Neye borçluyum acaba bunu? Ya Halit, biliyorum. Geçmişte kötü şeyler yaşadık. Sen de bana haksızlık ettin, ben de sana. Ama ben bütün yaptıklarımdan dolayı senden özür dilemeye geldim. Buna sahte polislerle kızımı kaçırtman da dahil mi? Halit, yemin ediyorum ki ben yapmadım ama ispatlayamıyorum. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Ben her şeyi öğreneceğim. Sen rahat ol. Halit, savaşmaktan çok yoruldum gerçekten. Yani madem artık iki ortağız, bu düşmanlığa bir son vermemiz lazım. Pes mi ediyorsun? Bilmiyorum Halit. Belki de pes ediyorumdur artık. Bu da yeni oyunun bir parçası mı acaba? Halit, biliyorum. Sizin için ben en kötüsüyüm ama yapmadığım şeyler için suçlanmaktan yoruldum. Ya düşünsene, belki mutlu olurum diye evlendim. Evlendiğim gün eşimi kaybettim. Kimse bunu düşünmüyor. Yani her şeyden elimi ayağımı çekiyorum diyorsun, ha? Hayır, elbette öyle demiyorum ama ben de bir ailem olsun istiyorum artık. Ve bu olursa hisselerimi zaten sana satacağım. Bu düşmanlığa bir son vermeliyiz. Yani can ciğer olalım demiyorum elbette ama bu gürültü patırtı bitsin en azından. Madem böyle düşünüyorsun, bir adım atıyorsun. Bundan sonra davranışlarının samimiyetine beni inandırmak zorundasın. Bak Şahika, ben sana güvenmiyorum.
Ama şirketimizin çıkarları adına ortak kararlar alabiliriz. Merak etme Halit. Ben çok değiştim. Eski hırslarım kalmadı. Hayata başka bir açıdan bakıyorum artık. Göreceğiz. Evet Yıldız Hanım, yorumları alalım. Ne yoruma? Günün nasıl geçti? İşte fena değil. İşte fena değil. Sen de sıfırcı hoca çıktın ha? Notum birazcık kıttır. Peki, bundan sonra seni hiçbir yere davet etmeyeceğim o zaman. Zaten davet etmedin, zorla getirdin. Vay be, bak sen. Az önce etleri yerken hiç de zorla getirilmiş gibi durmuyordun ama. Ay neyse tamam, birazcık eğlendim diyelim, birazcık. Birazcık. Ha işte şöyle rahatla birazcık ya. Sal kendini. Yani benimle vaktin güzel geçtiğini kabul etmek bu kadar zor mu? Kaşınma istersen. Yeni gözlüğüm. Oo, öyleli yani. Ben de takarım o zaman. Babacığım müsait misin? Gel kızım gel. Çıkmadan bir konuşalım istedim. Konuşalım. Dinliyorum seni. Kimseyi bana layık görmediğini biliyorum. Senin gözünde hala küçük bir kız çocuğuyum, bunu da biliyorum. Bugün kendi kurallarını yıkarak beni çok mutlu ettin. Teşekkür ederim. Umarım uzun vadede haklı çıkmam Lila. Bu arada Yiğit'in senin için yaptıklarını göz ardı edemem. Denk olmayışınız onun kötü biri olduğu anlamına gelmiyor. Biz birbirimizi çok seviyoruz baba. Bana söyleyecek bir şey bırakmadın zaten. Mutlu olun yeter. Olacağız. O zaman ben partiye hazırlanayım. Ha, bu arada anneme kim söyleyecek? Elbette sen söyleyeceksin. Neyse zaten sen kabul ettikten sonra o kolay. Olmadı babam çok istediği için evleniyorum. Lila, fikrimi değiştirme de bir an evvel hazırlansan iyi olur. Tamam, o zaman öpeyim. Güzel kızım benim. Gelmiyorum deme. Geleceğim. Söz verdim Caner'e. Hazırlanmamışsın ama. Hepimiz kötü bir karakter kılığına girmeyecek miydik? Ender beni böyle çocukça şeylerle uğraştırma. Ben böyle geleyim işte. Aşkım bak. Bugün bizim en mutlu günümüz. Oğlumuz sevdiği kızla evleniyor. Onun mürüvvetini birlikte göreceğiz. Bak hayat bize neler yaşattı. Şimdi de bizi nasıl ödüllendiriyor. Tamam. Bana kız. Ama bu akşam yap. Lütfen. Kötülük makyajımı bozma. Tamam kızmam. O zaman senden bir kostüm bekliyorum. Ya Ender benim bir kostüm hazırlığım falan yok. Yani böyle geleceğim işte. Caner de idare etsin beni. No 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 no. Ben düşündüm bir şeyler. Yes. Ender nedir o? En kötü olacaksın. Aslında biraz eski ama hala iş yapar. Kimmiş? Kim olacak? Ceyar. Ben de su eline olacaktım ama daha kötüsü olayım dedim. Sen gerçekten emin misin beni böyle görmek istediğinde? Ay çok yakışıklısın her zamanki gibi. Hadi gel hazırlanalım. Çıkıyoruz biz. Aman ne güzel. Nasıl görünüyorum?
Çok kötü. Tamam, amacımız da o zaten. İyi, iyi eğlenceler. Ne diyeyim? Senin tabii gelişmelerden haberin yok değil mi? Nasıl olabilir ki? Kimse bana bir şey anlatmıyor. Herkes yemin etmiş benimle bir şey paylaşmamaya bu evde. Lila ile evleniyoruz. Ne? Vallahi evlenme teklif ettim, o da kabul etti. Halit ne dedi peki? Onunla da konuştuk. O da onay verdi. Yiğit, senin adına çok sevindim. Bak, benim ön ayak olduğum ilişkiler böyle olur işte. Sen hala halanı beğenme. Yani tam olarak öyle olmasa da yine de sana bir teşekkür borçluyum. Ya bunları senden duyduğuma inanamıyorum, biliyor musun? Bak yani tabii ki hiçbir şey değişmedi. Yani annemle bana yaptıklarından dolayı sana çok kızgınım hala. Ama sen olmasaydın da bu ilişki böyle olmazdı. Baksana, illasız bir hayat düşünemiyorum. Ben ne yaptıysam senin iyiliğin için yaptım. İster inan, ister inan. Ceyhan senin kadar yakışıklı olsaydı daha ne isterdi? Ta-ta! Vay vay vay! Hadi çıkıyor muyuz? Hazır mısınız? Aha, Fatma! Pelerinimi getir. Süpürgeni de. Çok eğleneceğiz. Ver canım. Halime bak ya. Hadi bakalım. Çıkabiliriz. Şayka görüşürüz. İyi eğlenceler. Görüşürüz. Ay pelerinime basmayın sakın. Bakalım görüşürüz. Bu hangi masalın cadısıydı ya? Ay çok iyi oldum ben böyle ya. Anladım, oldu mu ya? Ay, keşke kedi kız olsaydım doğuştan. Miyav da miyav, bütün gün başka hiçbir yok. Miyav, miyav, miyav. Baba biz geliyoruz, aşırı korkunçluk. Bu ne lan çocuklar ya? Parti kıyafetleriniz bu mu? Hepimiz bir kötü olduk. Kanatlarıma bak. Güzel. Vallahi konsepti görünce iyi ki partiye katılmadım diyorum. Burada Halitcan ne olacak acaba ya? Çak. Ne demek oğlum? O da mı gelsin? Ayşe'yi gönderdim oraya, o bakacak. Tamam ya. Tamam, boş ver. Sen de çok üzülmüyor bu partiye katılamıyorum diye. Zaten bundan sonraki partiler hep bizim evde. Kız isteme olur, nişan olur, olur da olur yani. Oh! Lila nasıl isterse, değil mi? E belki sen de Yıldız ablayla evlenirsin baba. Ne demek belki? Evleneceğiz tabii. Aa, nasıl yani? Tamam dedim, kabul ettin mi Yıldız? Okey mi yani? E niye haberimiz yok? Daha evet demedi ama diyecek. Yeniden bir aile olacağız. Evet. İyi, hadi gidin siz. Geç kalmayın. Tamam, o zaman önce bir selfie çekelim, öyle şey yapalım. Hadi. Kediler çekemiyor demek ki. Bakayım zombiler çekebiliyor mu? Yukarı kalk. Biraz daha sağ ol. Oldu mu? Happy birthday to you. Limonata suyu. Yap çişini uyu. Happy birthday to you. Teşekkürler. Süper ses. Onları böyle hepsinin üstüne koy, tamam mı kızım? Ya çok güzel olmadı mı ama? Bence mükemmel oldu ya. Evet, çok güzel oldu. Sen de tam kan emici olmuşsun. Annem de son günlerdeki tavırlarına uygun giyinmiş. Affedersin de sen kimsin acaba? Biz de onu merak ediyoruz. Tanımadınız mı beni? Yok ya, ben anlamadım. İş kadını falan mı oldun CTO? Yo, Ender oldum. Ender mi? Ben öldürmem. Süründürürüm Yıldız. Bye bye canım. Neydi o Ayşe? Bekle ve gör Caner'cim, bekle ve gör. Bekle ve gör Caner, bekle ve gör. Aa, yalnız bakar mısın cadıyan, süpürgesini hazırla. En duşum, bak aynaya bakmış gibi oldun. Yıldız. Hoş geldiniz. Caner'cim, iyi ki doğdun bebişim. Beğendin mi? Ya Yıldız, çok güzel hazırlamışsın. Gerçekten çok duygulandım. Harika olmuş. İyi ki doğdun canım. Gel. Oğlum bu ne, sünnet düğünü mü ya? Yatamam. Happy birthday de geçsin gitsin, ne bu maşallah gibi. Bırak zorlama. Yıldız, doğru mu görüyorum? Sen ben mi oldun? Bakın hemen nasıl anladı, siz anlayamadınız. Evet Endoş'um, senden iyi kötü olmaz diye düşündüm. Eli göreyim. Tek kaş. Babaydı bakayım. Babay canım. Nice. Çok tatlısın. Siz de çok güzel olmuşsunuz. Kaya, senin moralin mi bozuk? Yo, iyiyim Yıldız. Biraz yorgunum sadece. Birazdan açılırız biz. İyi, tamam. Bu arada Yıldız'ın haberi yok değil mi? Neyden haberim yok? Bir gün oldu görüşmeyeli. Ne oldu yine? Biz Lila ile evleniyoruz. Ne? Haberiniz var mı? Evet. Halit'in haberi var mı? Var, var. Herkesin haberi var Yıldız. Herkes onayladı yani. Ay çok tebrik ederim canım benim. Ay Liloş'umu çok severim. Vallahi sevdiğim çocuğu Halit'in.
Biz bir şeyler içmeye gidelim. İyi hadi parti başlasın. Sen kapıya geç de gelenleri karşıla. Çünkü benim tanımadığım, seni tanıdığım bir sürü insan var. Yani ben şimdi anlamadım. Sen bayağı bayağı paylaşılamayan adam mı oldun? Yok be oğlum, ne alakası var? İyi de Şahika'nın sana pasta hazırlatması, bir de üstüne o kadar pahalı hediye alması normal mi sence? Değil tabii. Bu arada senin Yıldız'a olan ilginden ve bütün günü beraber geçirdiğinizden haberi de yok değil mi? Yok canım, nereden olsun? Aman olmasın da zaten ben sana söyleyeyim, Yıldız'la ilişkin başlamadan biter yani. O kadınla tam bir saplantılı aşık olacak tipi var çünkü. Oğlum sen de amma abartıyorsun be. Ben zaten Şahika ile tanıştığımız günden beri onun bana olan ilgisinin farkındayım. O da bunu gizlemiyor ki zaten. Dört nala koşuyor. Ya var ya, işimiz gücümüz yokmuş gibi bir de aşk üçgenine giriyoruz değil mi ya? Üçgen müçgen yok, rahat ol. Ben kendimi doğru ifade ettiğimi düşünüyorum. Şahika da aptal bir kadın değil zaten. Yok yok, kesinlikle aptal değil. Ama çok hırslı bir kadın. Kafasına koyduğunu yapar o. O zaman ben de ona, canım ben senin bildiğin erkeklerden değilim. Her kuşun eti yenmez derim. Sen bu Yıldız'a dalıp da Şahika'yı sakın karşımıza alayım falan deme de, ona ihtiyacımız var çünkü. Unutma, en akıllısını kafalarsak daha hızlı hallederiz işimizi. Merak etme, ben ne yaptığımı biliyorum. Umarım. Ya o kadar çok eğlendim ki. Bir kere çok rahat bir çocuk Kerim. Yani böyle hiç kasmıyor. O rahat olunca ben de rahat ediyorum. Kendim gibi oluyorum yani. Diyorsun Yıldız. Yandık, ben sana söyleyeyim. Niye yandık ki? Çünkü sen Kaya ile beni anlatıyorsun adeta. Ha, bilmiyorum size benziyor mu ama Halit'e hiç benzemiyor. Halit'in kızdığı şeylere o gülüyor. Bana bak. Bu iş ciddiyete biner ve asla gizli kalmaz. Ben sana söyleyeyim. Aklını başına topla. Ya da git Halit'le bir an önce konuş. Ne diyeyim? Bilmiyorum. Bir düşünelim. Yani en acısız nasıl olacaksa onu yapalım. Ah, Lilo hoş geldi. Dur tebrik edeyim ben onu, gelinin. Lilo hoş. Tebrik ederim hayatım. Teşekkürler. Selam. Merhaba canlar, hoş geldiniz. Vay, müstakbel işim de gelmiş. Ay, şunlara bak, çok duygulandım. Fotoğraftakinden daha güzel olmuşsun ha. Sen de çok hoş gözüküyorsun. Hadi gel biz gidelim ya. Hadi gidin. Çok tatlılar be. Vallahi çok tatlılar. Evet. Ha. Sen ne sürdün? Aa, yeter ama ya, hepiniz aynı şeyi söyleyip duruyorsunuz. Parfüm sıktım, o kokuyor. Durdukça da, bekledikçe de çok tatlı oluyor. Bekle azıcık ya. Ne bu, hacı yağı mı? Hayır. Aysel'lerin parfümlerinden. Bak. Ha, kızartma gibi. Ha, ha, şey değil mi o ya? Ziyon'un yardımcısı olan oğlan. Ha evet o, yürü. Ya, çok da tatlı çocuk ha gerçekten. Bayağı dağ gibi oğlan yani. Evet evet, çok tatlı da. Evet. Şu kokuyu duymadan seni bir yıkayalım. Bırak. Nereye gideceğiz? Hadi dur, ben çantamı alayım. Ay sen kim, tasarruf yapmak kim Zehra ya? Bırak artık, yeni bir şeylere başlama çünkü beceremiyorsun. Ya ne yapayım Yıldız ya? Ay, korkuyorum işte. Korkacak bir şey yok, otur şuraya. Baban ikinci yalıyı aldı. Tasarruf yapmanı anlıyorum ama yani insan kovucu bir parfüm sürülür mü ya? Sinek miyiz biz? Hem sen Mert'i beğenmiyor musun? O da bu ortamda kokunu duyacak. Beğeniyor muyum ya ben Mert'i? Beğenmiyor musun? Tatlı bir çocuktur, yakışıklı biri. De acaba o beni beğeniyor mu? Onu bilemiyorum. İşte böyle kokmazsan beğenir. İyi tamam, oğul o zaman beni hadi. Bol bol şuralarım, buralarım hep oğla. Tamam, ovalayacağım. Sonra da sana kendi parfümümü sıkacağım, tamam mı? Sen de bu parfümü at. Hayır, atmam. Atamam, yazık günah. Ha, veririm Aysel'e. Aysel sıksın güzel güzel. Ay hayır, Aysel'e falan verme. Sıkacak şimdi, dolanacak evin içinde. Bütün ev kokacak. Ya bir şey diyeceğim, ev demişken sen ne zaman dönüyorsun eve? Ne bileyim, parti bitsin. Döneceğim işte. Hayır, onu demiyorum. Bizim evimize, yalımıza, yanımıza ne zaman döneceksin? Ay nereden çıktı şimdi bu Zehra? Nereden çıkacak Yıldız işte? Babam çok kesin konuşuyor. Yoo, ben senin babana öyle bir şey demedim ki. Tamam, sen demediysen de adam öyle hissediyor demek ki. Sen de uzatma artık, yeter ya. Gel yalımıza güzel güzel eskisi gibi mis gibi yaşayalım, hadi. Neyse, önce şu koku işini halledelim de sana kendi parfümümü sıkayım. Tamam, sık. Ama öyle fazla sıkma, ziyan olmasın. Dur. Ay, çok güzel kokuyor, çok özlemişim gerçekten. Oh be. Hadi yürü. Dur, şunu alayım. Tamam. Sen açsana falan. Hiçbir şey yapamıyorum. Hareket kabiliyetim yok şu an. Kedi kız tırnakların mı bu? Evet.
Demek bensiz parti vermeye kalkıyorsunuz ha? Şarkısız eğlence mi olur ya? Size göstereceğim. Başucuma mektup bırakmış ve gitmiş. Kısacık bir mektupla beni terk etmiş. Çok güzel söylemiyorlar mı ya? Evet de keşke birazcık daha ritmik metrik bir şey söyleselerdi ya. Oo, annen dans ediyor orada. Git eğlen onunla. Tamam, hemen geliyorum. Sen de dersen de tamam. Gitmişim halim yaman. Bir sendin derdimi anlayan. Vay, sen Ender mi oldun? Hemen anladın, tebrik ederim seni. Hiç kimse anlayamadı, bir tek Ender. Bayağı benzemişsin, bir babayla bakayım. Babay canım. Böyle duruyor bir de. sen de mafya babası olmuşsun galiba. Yakışmış, gündüz de hiç söylemedin. Teşekkür ederim. Ya öyle son dakika karar verdim. Anladım. Biliyor musun? Sahnedeki çiftimiz var ya, Nila ile Yiğit, onlar evleniyorlar. Öyle mi? Ben sevgili olduklarını bile bilmiyordum. Bu dünyayı sevmedim ama azaldı kinim. Dön, sen ne dersen de tamam. Darısı artık isteyenin başına. Çok sevindim ben çünkü Niloş'umu çok severim. Onlar da seni çok seviyor. Gerçi sen sevilmeyecek biri değilsin. Öyle mi düşünüyorsun? Öyle düşünüyorum. Yıldız, ne haber? İyi, sen nasılsın? İyiyim. Biz de iş konuşuyorduk. Öyle mi? Hı-hı. Ya elmacan püreleri girişimim nedeniyle bir miktar param oldu da pek paradan anlamadığım için ya bana ne gerek onu bilmiyorum. Mesela finansçı mı deniyor, biri lazım. Kerim de zaten eski finansçıdır. Biz yardımcı oluruz herhalde, değil mi Kerim? Olur, bakarız. Ay vallahi yardım etseniz süper olur. Ben bütün paramı size teslim ederim. 5 milyon dolar kazandım. Ama hiç işletemedim yani, öylece kaldı para. Çünkü anlamıyorum işte, ne yapalım? Siz halledersiniz, belki bir akıl verirsiniz, danışmanlık yaparsınız. Tabii. İyi, süper. Emir. Ha. Ben bu çocukla hiç hoşlanmıyorum ha. Kimden, Kerim'den mi? Aynen. Allah Allah, ablacığım sen de bu ara Halit dışında kimseyi sevmiyorsun ya. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Caner'e de söyleyeceksin. Benim böyle kızımın kafasını boş boş şeyler doldurmayacaksınız. Canınızı okurma. Ya kim dolduruyor? Nereden çıkıyorsun? Bak kırılıyorum ha. Ben söyleyeyim de, ben önlemimi alayım da, ben uyarayım da. Beni yavaş yavaş kaybedeceksin, haberin yok. Allah Allah ya, şiştin kardeşim, şiştin ya. Ne oldu gene be, olay mı var? Ya Asuman abla takmış Kerim'e, Halit bana oldu iyice. Her an çıngar çıkabilir ha, bomba. Bir de şimdi Asuman'la mı uğraşacağız be? Ya tamam, hayat inişli çıkışlı da bizimki de hep iniş be kardeşim. Aynen öyle ya, serbest düşüş ya. Neyse, boş ver. Hadi. Ey tenime gözlerinle değ. O zaman hallolur her şey. Her şey hallolur tas tamam. Her şey hallolur tas tamam. Halitcan, oh baba arıyor. Efendim Halit Bey. Ayşe merhaba. Ha, merhaba efendim. Ne yapıyor oğlum, merak ettim de. İyi efendim. Ben yanındayım, ona bakıyorum. Ama istiyorsan siz bir görüntülü arayın, siz de bakın. Tabii ya. Kapat şimdi, görüntülü arıyorum. Babacık seni görüntülü arayacak. Gel seni gösterelim babacığa. Oy, 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 oy. Hah, arıyor. Bak baba. Oğlum, Halitcan. Bak baba arıyor seni. Ne yapıyorsun oğlum? Sıkıldın mı sen? Ay, sıkılmadı efendim, sıkılmadı. Zaten ben ona birazdan mamasını da vereceğim, sonra yatırıp uyutacağım. Güzel. Aa Ayşen,
Bir şeye ihtiyacın olursa beni ara, tamam mı? Ha, yok merak etmeyin efendim. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Bizimki evimiz gayet yerinde. İyi, iyi, sevindim. Haliçhan, oğlum. Hadi babaya iyi geceler öpücüğü ver bakayım. Öpücük gönder babaya. Gel, 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 yaklaş. Öp bakayım yanağımdan. Oh, ben de seni öpeyim. Oh. Hadi oğlum, iyi geceler. Görüşürüz. Oh. Sonra bizim Kamiller paket oldu gitti işte. Yani oğlum korkacak bir şey yok. Ne dedim sana? Davetli gibi gideceğiz, istediğimizi alacağız, ne var ne yoksa çıkacağız. Tamam. Ulan oğlum beni de korkuttun be. Yakalanmayız değil mi abi? Malum benim durumları biliyorsun. Lan ben sana ne dedim? Maskeli balo dedim değil mi? Maskeli baloda ne yaparız? Maskemizi takacağız. Davetli gibi gideceğiz, hem eğleneceğiz, hem yolumuzu bulacağız. Anlaştık mı kardeşim? Tamam abi. Hadi bakayım. Bak, gel şöyle. Hop. Ay ama çok eğlendiler ya. Ben şunların yanına gideyim, bir dans edeyim azıcık. Hoşçakalın. Görüşürüz. 5 milyon mu dedi yoksa ben yanlış mı duydum? Doğru duydum. E o zaman biz bu işimize 5 milyondan başlayabiliriz. Ne diyorsun? Yıldız'ın parasına dokunmak yok. Anladın mı? Oh. Tamam. Tamam. Ben sadece eğleniyorsun sandım. Bu konu bir daha açılmamak üzere kapandı. Kerim, bizi sakın yanlışa sürükleme. Merak etme. Aa! Zehra? Mert, sen burada mıydın ya? Hiç görmedim seni. Haber nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Şirketten beri görüşemiyoruz. Öyle oldu ya, yoğunum da ben biraz. Aa, sen çalışıyor muydun ya? Yazarım ya ben. Aa, öyle mi? Evet. Ben de öyle meraklıyım aslında, kendimce bir şeyler karalıyorum evde. Gerçekten mi? Ne tatlı, çok güzel. Tamam, sen yazdıklarını bana getir, ben sana fikir veririm. Yardımcı olurum sana. Tabii. Sen yazıyor musun? Ben daha çok okuyorum. İyi, zor yazar, sen okursun öyle tatlı tatlı geçinir gidersiniz. Güzel olur yani. Bu davetli miydi? Caner sen mi çağırdın? Hayır canım ben niye çağırayım? Kesin bizi zehirlemeye geldi bu. Sen mi Kaya? Hayır Ender, hayır ben. Şahikacığım. Canım. Burası Caner'in doğum günü için benim tarafımdan özel olarak kapatıldı. Ve sen davetli değilsin. Invitation only. Biliyorum canım. O zaman niye geldin? Aslında davet edilmediğim yerlere asla gitmem. Ama yine de geldim diyorsun. Yani mevzu keyif kaçırmak olunca akan sular duruyor galiba. Pek öyle denemez. Partinizin konseptini duydum ve bensiz olamayacağına karar verdim. Haklı. Tamam, şunuymuş. Tamam, tamam. Yalnız, biz çok fazla hazırlık yaptık hepimize bakarsan. Sen hiçbir şey yapmadan gelmişsin. Hayır hayatım. Partinizin konseptine en iyi hazırlanan benim. Çünkü kendim olarak geldim. Doğru mu? Olabilir, doğru. Yani. Şeytan sayılabilir değil mi? Caner'cim, bana bir drink ısmarlar mısın? Hay hay, tabii ki. Şahika Hanım'a bir drink lütfen. Partiye kabul edildin. Ama hiç kimseyi zehirlemek yok. İnsanların içkisinden uzak dur. Söz. Siz yine de sakın bir şey içmeyin. Şahika. Kerim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya tadımız kaçmasın, hadi eğlenelim şurada işte. Nedir yani? Hadi. Ne hadi? Biz söylemeyecek miyiz? Ha yok, benim sesim birazcık karga gibidir. Yani öyle diyorlar, bence güzel de. Ya sen boş ver sesi. Senin sahnen iyidir. Gel çıkalım, sen iki espri yaparsın, herkesi güldürürsün. Hem şarkımızı da hazırladın bile.
Evet sahnem iyi ama bilemedim ki bugün söylemesem mi acaba? Gel hadi gel naz yapma gel. Hadi hepinizden çok özür diliyorum biraz sonra olacaklar için. Ay. Keyfini çıkar. Tamam mı? Bakın benim sesim çok kötüdür. Hepinizi uyarıyorum. Kulakları kapatın. Sözler var mı? Yok. Yani ben seni biraz... kulağına söylerim. Tamam. Artık eğlenelim. Ne yapalım Caner için? Yıllar yılı bekledim. Tamam. Yıllar yılı bekledim hep. Bir sevgilim olsun diye. Espriden anlamayan kader bir gün gülsün diye. Hayat insana her an gülmüyor hemen. Bir sevgili vermiyor o. Hayat insana her an gülmüyor hemen. Asuman Hanımcığım. Ne kadar tatlılar değil mi? Kahpe kader sen bana ne zaman... Arkadaşlar ne münasebet? Aa, ben de öyle diyorum zaten. Yoksa siz başka bir şey mi düşündünüz? Şarkı sen kendi işine mi baksan acaba ha? Aha. Hanımcığım lütfen lütfen beni yanlış anlamayın. Ama ben Kerim'i çok iyi tanırım. Tam bir heartbreaker'dır. Yani kalp kıran. Yıldız gibi kadınları kendine aşık eder, sonra da ortadan kayboluverir. Sen bana para... Teşekkürler. Caner! Joker gel, Joker gel. Jokerimiz. Yıllar yılı bekledim hep, bir sevgilim olsun diye. Espriden anlamayan kader bir gün gülsün diye. Hayat insana her an gülmüyor hemen, bir sevgili vermiyor. Sevgili vermiyor. Kahpe kader sen bana ne zaman güleceksin? Ah bir joker bu ele ne zaman vereceksin? Kahpe kader sen bana ne zaman güleceksin? Ah bir joker bu ele ne zaman vereceksin? Kalbe keder halimi ne zaman göreceksin? O zaman bu. Pastası geliyor. Dileğini tut. Hepiniz için toptan bir dilek diliyorum. Bravo. Kerimciğim. Şahikacığım. Bakıyorum Yıldız'la çok iyi anlaşıyorsunuz. Evet, öyle. Yıldız Halit'e dönecek. Bundan haberin yok herhalde. Pardon? Evet. Yani Yıldız'la Halit boşandılar ama Yıldız'ın aklı hala Halit'te. Zaten Halit bir süredir onda kalıyordu biliyorsun. Hep böyle boşanma mı oldum? Çok komik. Halit tekrar yükselmeseydi Yıldız belki onun peşini bırakırdı ama bu saatten sonra çok zor. Şahika, bunları bana neden anlatıyorsun ki? Bunlar beni ilgilendiren konular değil.
Bak Kerimciğim, sakın yanlış anlama. Hani siz böyle arkadaşsınız ya, sizi yakın gördüm. Arkadaşını iyice tanı diye anlatıyorum. Yani Yıldız'ın aklı fikri güçlü bir adamın karısı olmakta. Hep öyleydi ve hep de öyle kalacak. Göründüğü gibi bir kız değil yani. Ha bir dakika ya, fotoğraf çekelim, fotoğraf çekelim. Evet, fotoğraf çekelim. Hadi gelin şöyle. Gelin toplanın. Çantam nerede ya benim? Çantam yok benim. Nasıl? İlyas sen mi aldın çantamı? Hayır ya. Çantam yok. Nasıl yok ya? Benim çantam da yok. Benimki de yok. Benimki de yok. Benim de telefonum yok. Aa benimki de buradaydı, siyah simli. Nasıl yani arkadaşlar, herkesin çantası telefonu kayıp mı? Herkesinki kayıp mı? Bir dakika, bir dakika. Kesin soyulduk, kesin Şahika yaptı. Benim de kılıcım yok. Ben soyulmuş olamam değil mi? Ne yapacağız Kaya? Ya karakola gidip şikayetçi olacağız, ne yapacağız? Ya benim anlamadığım bir şey var. Şahika da yapmadıysa kim yaptı? Yoksa aramızda yeni bir kötü mü var? Ya yok, yeni kötü falan kaldıramam. Öldürsün beni daha iyi ya Şahika. Neyse arkadaşlar, şimdi gidip karakola şikayetçi olacağız. Kimin nesi kaybolduysa orada ifade versin, hadi. Yıldız Haliççalı bütün fotoğrafları içindeydi. Sizinki de mi kayıp? Memur Bey, inanması gerçekten zor, farkındayım. Ama gerçekten böyle oldu. Yani kimsede ne çanta, ne telefon, cüzdan hiçbir şey kalmadı. Hepsi çalınmış. Siz nereden geliyoruz demiştiniz? Efendim şimdi şöyle oluyor. Benim doğum günüm vardı, oradan geliyoruz. Evet efendim ama zehir zıkkım oldu yani. Peki niye böyle giyindiniz? Konsept yani... parti. Benim aklıma geldi. Kıyafet partisi olarak düşünebilirsiniz. Yaşasın kötülük konsepti. Yani bakar mısınız fikri? Koşa koşa geldi ama Memur Bey, sakın bu hanımefendiye inanmayın. Benim bu insanlarla en ufak bir ilgim yok. Yani Kerim Bey'le abimi tenzih ederek söylüyorum. Hepsini hayatımda ilk defa görüyorum. Zaten bir akşamımı birlikte geçireyim dedim. O gün de soyulduk. Seviyeye bakar mısınız? Aa, kimden ötürü? Kimden ötürü? Benden ötürü mü? Senden ötürü? Ya. Senin basiretsizliğin yüzünden. Sen daha Yeter! Kafa bırakmadınız. Şimdi herkes dışarı çıkacak. Sadece akıllı olan biri kalacak. Akıllı kim bizim aramızda? Sen mi? E hadi! Ya tamam, ne bakınıyorsunuz? Tamam işte, en akıllımız Kaya, o kalacak tabii ki. Eşim, abim, kalk anne. Abi, lütfen bir gerginlik istemiyorum, sakin olun. Kaya, buyurun, gelmeyin, adam kaçılıyor. Geliyor, hırsızlık oluyor. Tamam, susuyorsun abi. Gerginlik istemiyorum ya, lütfen. Çınar'cığım, üç mutlarımız. Hı hı. Tabii ki ablacığım. Neresi aşkım? Afiyet olsun. Ay yalnız ne geceydi ha? Değil mi? Ay ne geceydi Caner? Ya bir daha asla sizinle çıkmayacağım. Servet değerindeki çantam gitti ayol. Hepimizin çantası gitti Şahika. Bana ne sizden Ender? Beni zerre kadar düşünmeyen insanları ben neden düşüneyim? Adamlar bildiğin maske takıp soygunu yaptılar. Ellerini kollarını sallayarak gelmişler. Peki adamların eşkalleri falan yok mu? Ya bakıldı eşkallerini. İki sokak öteden maskeyi takmışlar. Öyle yürüyerek gelmişler. O da bizi buldu. Heh, bulmasa şaşardım zaten. Yani bizim kafe değil de yandaki bir kafeyi soysalardı vallahi hatırım kalırdı ya. Doğru söylüyorsun yani. Ya bu arada biliyorum gündemimiz değil ama şu benim evlilik meselesini konuşsak. Aa daha o var değil mi? Aman dayıcığım, oraya da meteor falan düşer. Dikkat et, yol yakınken geri dön, gözünü seveyim. Caner. E doğruya doğru. Yiğit'im sen düğün için büyük bir şey mi hayal ediyorsun? Ya yok sanmıyorum ama tabii Lila ne isterse o. Öyle de olmalı zaten. Tebrik ediyorum Yiğit'ciğim. Konuşun Lila'yla. O ne istiyorsa onu yapalım. Değil mi? Oğluma bak sen ya. Evleniyor. Ay Kaya'cığım sen bugün Halit'le konuşur musun? Sonra da Lila'yı istemeye gidelim. Zerrini düşünebiliyor musun ya?
Biraz duygulandım galiba ya. Ay değil mi? Ben de duygulandım ya. Biz şimdi böyle olursak Caner düğünde ne yaparız? Bakıyorum da hepiniz çok mutlusunuz. Birinizin de aklına bu aşkın mimarına teşekkür etmek gelmiyor. Aa, Yiğit sen de mi gülüyorsun? İyi tamam, teşekkür etmeyin canım. Ben gerçekleri biliyorum, o da bana yeter. Sağ ol. Babacığım keşke senle gelseydin ya. İnanılmaz bir gece geçirdik. Çok maceralıydı. Erimciğim soyulduk ya biz dün gece ya. Senin bu macera anlayışın ne oldu ben anlamıyorum ki. Babacığım saatlerce karakoldaydık ya. Büyük talihsizlik olmuş. Neyse canım boş verin çocuklar ya. Can'a geleceğine mala gelsin. Hayır. Hayır ya gelmesin babamıza. Allah korusun niye geliyor? Gelmesin. Hayır. Bir dur kızım ya niye telaşlanıyorsun? Sonuçta eğlenmediniz mi? Eğlendik. Karaoke bile vardı hatta ya. Yalnız gecenin performansı Yıldız'la Kerim'di. Kim? Yıldız abla Kerim. Hani şu bizim CEO. Kerim İncesu. Hı hı. O işte o Kerim'le Yıldız böyle düet yaptılar ama bayağı da iyiydi yani. Kerim'in sesi zaten bayağı iyiymiş. Yıldız'ın sesi de zaten bayağı kötüymüş ya abi. Öyle deme abla ya. Bence yine de çok iyilerdi. Ya Kerim Yıldız'ı kurtardı işte. Kerim'le Yıldız'ın samimiyeti mi varmış? Yok ya onlar samimi değil. Caner çağırmış. Ama benim anladığım kadarıyla o Kerim'le Kaya ve Şahika samimi. Zaten Şahika bulmamış mıydı onu? Evet. Doğru ya zaten o yüzden davet ettiler kesin. Ama ben çocuğu sevdim. Böyle rahat bir çocuk. Sevdim yani çocuğu. Ben de sevdim. Ben de sevdim ya. Cool bir tip böyle hiç kasmıyor. Relax. Konuşabilir miyiz? Böyle bir giriş yaptığına göre sinirlisin galiba. Kerim sen ne yaptığını farkında mısın? Ne yapmışım? Şirketin en büyük ortağının eski karısına kur yapıyorsun. Ve üstelik o da sana cevap veriyor. Sen bizi kovdurmaya mı çalışıyorsun ya? İşimiz var, gücümüz var. Halledelim her şeyi. Ondan sonra ne yapıyorsan yap. Şşş, sen önce şu sesinin tonunu bir düşür. Çünkü bu şirkette kimin hangi kapıyı dinlediği belli değil. Sen şu an gereksiz bir endişe içindesin. Bu kadar panik olacağın bir durum yok ortada. Gereksiz mi? Nasıl gereksiz ya? Biz aylardır bu proje için uğraşıyoruz. Kız bize elleriyle parasını teslim edecekti. Sen elinin tersiyle ittin. Yıldız'ı mı dolandıralım? Bunu mu istiyorsun? Evet abi, Yıldız'ı da dolandıralım. Çünkü işimiz bu bizim. Yıldız'ın da senin için bir ayrıcalığı olmamalı bence. O kadar uzun boylu değil. Duygularınla hareket edersen bize hata edecek. Ben sana söyleyeyim. Ben de sana şunu söyleyeyim. Ben büyük balığın peşindeyim. Tamam mı? O zaman o büyük balığa giderken dikkatli ol. Yani Yıldız, bir soyulmadığımız kalmış da. Ay. Evet ya, olacak iş değil. Sence bunda mı Şahika planladı? Ay yok artık, kendine de soydurmaz herhalde. Bak, bak, bak anneciğim, bak. Yıldız, bak, bak. Ben aslında seninle bir şey konuşmak istiyorum ama kızacaksın diye de çekiniyorum. Anneciğim, kızacağım bir şeyse acaba söylemesen mi? Yıldız, dünkü hareketlerin hiç hoşuma gitmedi. Ay hangi hareketlerim of. Sağ ol canım. Sağ ol. Öyle sahnelere çıkmalar, çocukla şarkılar söylemeler hiç yakışık aldı mı? Ya Halit'in kulağına gitse? Ay giderse gitsin ne olmuş? Yanlış anlaşılır kızım, yanlış anlaşılır. Ay anlaşılırsa anlaşılsın. Sen bana doğru söylesem bu çocuğa gönlünü mü kaptırdın? Benim gözüm hiç tutmadı bu çocuğu. Aa ne alakası var ya, sabah sabah nereden aklına geliyor bunlar, başladın yine. Yıldız bak sen beni dinle. O çocuk zamparalıklarıyla meşhurmuş. Ne? Çocuk duyacak. Ne zamparalığı ya? Kimden duydun? Kimden duyduysam duydum. Konuşuluyordu işte. Sen bu kadar sorguladığına göre kesin aranızda bir şey var. Ay ya ne ya? Ne var yani bir gün karaoke'ye gittiysem? Ben de gencim. Eğlenemez miyim? İnsanın canı sıkılıyor. Bak Halit can da sıkıldı. Kalk anneciğim tamam. Değil mi anneciğim? Anneannen neler saçmalıyor? Efendim Kaya. Halit merhaba. Bugün işe gelemeyeceğim de müsaitsen seninle bir şey konuşacaktım. Dinliyorum.
Konu Lila ve Yiğit. Gerçi dün birlikteydik de. Ben bu konuda senin gerçekten onayın olup olmadığını merak ediyorum. Bu yüzden aradım. Ben söyleyeceğimi söyledim. Çocuklar bir karar vermiş. Yapacak bir şey yok. Peki. O zaman kızını istemeye geliyoruz. Bilgin olsun. Kısmette dünür olmak da varmış. Evet, öyleymiş. Ben kızlarla bir konuşayım. Hafta içi bir gün kararlaştırırız. Tamam Halit. O zaman biz senden haber bekliyoruz. Olur mu? Bu arada yani bir kız babası için... Kızını vermenin ne kadar zor bir şey olabileceğini tahmin edebiliyorum. Ben kız vermem. Oğlan alırım. Peki, görüşürüz. Merhabalar. Ablam ne haber ya? Ha Emir, sen mi geldin? Yıldız nerede? Yukarıda Halit canı yıkıyor. Hayırdır ya? Sen bir keyifsizsin. Canım sıkkın biraz ya. Senin telefon falan da gitti ondan mı? Yok ya, telefona takılmıyorum da daha büyük sorunlarımız var. Ya ablacığım hayırdır ya? Söylesene ne oldu? Senin çözebileceğin şeyler değil Emir. Ablam ama bak sen böyle gizemli konuşunca sonu hiç hayra varmıyor yani. Sen onu boş ver de ben sana ne diyeceğim. Bu Ender hep şirkette mi? Evet. Yani bugün de oradadır değil mi? Tabii canım, biliyorsun biraz şirketle kafayı bozmuş bunlar. İyi, ben kalkayım o zaman. Vallahi nereye ya? Şey abi, telefon falan bakacağım kendime. Yıldız sorarsa bir iki saate gelecekmiş annen de, tamam? Peki, tamam. Hadi. Dikkat et abla. Meryem, nerede benim çantam? Hı-hı. Ne yapıyorsun be, ha? Arkadaşı beşecek. Gel. Halit Bey, nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Akşamüstü size bahsettiğim yabancı firmanın yetkilileri gelecek. Siz de bize katılmak isterseniz diye haber vereyim dedim. Sen ne dersin Kerem? Daha sonra gerekirse ben uğrarız. Peki, nasıl isterseniz. Dün bayağı renkli gençmiş ha gece. Evet, iyiydi. Yani güzel başladı ama maalesef kötü bitti. Onu da duydum. Allah'tan daha kötü bir şey olmamış yani. Evet. Ne diyeyim ki Halit Bey, insanlar gerçekten şaşırmışlar. Ne yapalım? Cana geleceğine mala gelsin. Maalesef öyle. Abi arada Kerim, benim çocuklar seni çok sevmiş. Sabah kahvaltıda hep senden söz ettiler. Öyle mi? Bunu duyduğuma sevindim. Çünkü ben de onları çok sevdim. Onlar da bunu duyunca sevinecek. Yıldız'la da iyi anlaşmışsın. Evet, anlaştık. Ben genelde herkesle anlaşırım zaten. Ya makul bir adamımdır. İyi. Başka bir şey yoksa ben çıkıyorum o zaman. Tamam. Birazdan toplantı başlıklarıyla ilgili sizi bilgilendirmek için tekrar geleceğim. Tamam, görüşürüz o zaman. Görüşmek üzere. Asuman Hanım. Hayırdır? Ender'i görmeye gelmiştim. Müsaade var mı? Elbette var. Buyurun. Affedersiniz. Buyurun. Ender Hanım'ı arıyordum da. Toplantı odasında. Müsait midir acaba? Tabii, toplantısı yeni bitti. Buyurun. Tamam. Gireyim ben. Buyurun. Teşekkürler. Ender, merhaba. Müsait misin? Buyurun Asuman Hanım. Seninle bir şey konuşmak istiyorum da. Okey. Ne oluyor? Neler olmuyor ki? Bu yeni CEO mudur nedir? Ben o adamın varlığından çok rahatsızım. Kerim'den mi bahsediyorsunuz? Aynen, Kerim'den bahsediyorum. Kızımın etrafında dönüp dolaşıyor. Yıldız'ın en böyle kafasını karıştığı dönemde onu etkilemeye çalışıyor gibi geliyor. Hmm. Ben öyle düşünmüyorum. Senin tuzun kuru tabii Ender'cim. Sağında kocan, solunda çocukların. Ama eğer arkadaşsanız bir yakını olarak onu uyarman lazım. Pardon ama ben hangi konuda uyaracağım acaba Yıldız'ı, Asuman Hanım? Aklını başına alma konusunda. Abuk sabuk fikirlere kapılıp o heveslerle geleceğini mahvetmeme konusunda. Asuman Hanımcığım, bir şeyi atlıyorsunuz. Yıldız artık çocuk değil, o yetişkin bir kadın. Üstelik kendi kararlarını verecek kadar da güçlü bir kadın. Telaşınızı anlıyorum. Ama bu benim konuşmamla olacak bir şey değil.
Demek Kerim'le Yıldız arasında bir şey olduğunu inkar etmiyorsun. Demek bu konudaki dert ortağı da sensin Yıldız. Ay nana, ben öyle bir şey söylemedim. Ayrıca ben Yıldız'la konuşmalarımı size anlatacak değilim Masuman Hanımcığım. Ender'cim, belki de Halit'le barışmalarını istemiyorsundur ha? Anlamadım. Nasıl anlatayım? Mesela eski düşmansınız ya, kıskançlıklar falan, olur öyle şeyler. Yıldız yuvasını kurup tekrar Halit'le barışıp bir imparatorla evlenecekken sen bundan rahatsız oluyor olabilirsin. Bu konuşma gereğinden fazla uzadı Asuman Hanımcığım. Sinirinize veriyorum, izninizle. Senin bana yardım edeceğini umarak geldim buraya. Belli ki yanılmışım. Ben kendi yöntemlerimi hallederim Ender. Yine de sağ ol. Okey. İyi günler. Gel. Halit Bey, müsait misiniz? Asuman Hanım. Endişelenecek bir şey yok. Ben sadece sizinle konuşmaya geldim. Buyurun. Dinliyorum. Halit Bey, bunu söylemek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama bir anne olarak evladımı korumak zorundayım. Bir şey mi oldu? Uzun süredir gözlemliyorum. Hislerime güvenerek konuşuyorum. Ki ben böyle konularda pek yanılmam. Bunu size söylemek için çok düşündüm. Asuman Hanım, ne olduğunu anlatır mısınız? Yıldız'ın peşini bırakmayan ve aklını karıştırmaya çalışan biri var. Nasıl yani? Bir adam. Yıldız'a kafayı takmış. Peşini bırakmıyor. Kim bu adam? Halit Bey. Aa, merhaba. Bahsettiğim adam bu. Kerim, Yıldız'da gözü var.